Allah razı olsun. Abi, bize bir davetiye gönderdiler. Burada düğün varmış. Bu düğünde bizim asker arkadaşı var, Sami Bey. Onun oğlumu doğuruyor, kızımı sünnet oluyor. Biz de kalktık, düğünde yemekli. Düğün yemekli diye ben 15 gündür yemek yemiyorum. Vallahi bir kişi de çıkıp kapıda bizi karşılamadı. Ulan ben başkomisersem bu gece bu düğün karakolda bitir. Ben ne der düğün evini karakola düşürür. Şimdi abi bak yolda geliyorum ya, yolda böyle geliyorum bak şimdi. Adam böyle yaptı, maşallah be başkomisere bak, ne heybetli gidiyor. Nasıl heybetli gitmem abi, yanıyorum, bende basur var abi. Kollar da böyle ya, kollar böyle ya. Koltuğun altında da köpek memesi çıktı ha, öyle gidiyor. Neyse şimdi biz bunu mesele etmeyelim de, biz bir evvela bir danışalım efendim. Efendim bendeniz Beyoğlu, Emniyet Amirliği, 1. sınıf başkomiserliğinden gıdemli, kolunda çizikler var. Cibali karakoluna tayin edilen 1. sınıf başkomiser Cafer Kıskıvrak. Namı diye kemik kıran Cafer. Allah elime kemik düşürmesin. Heyret ediyorum, 2 dakikada kıyma oluyor, çıkıyor. Benim Beyoğlu'nda basmadığım kumarhane, basmadığım randıman evi kalmadı. Herhangi mühim bir hayatısı olduğu zaman bana haber verilir. Cısızlık filan gibi, takip gibi. Ben şüphelendim mi gece sabaha kadar asfaltta kendi kolyemi takip ediyorum. Gecelerde bir kadının çantası çalınmış, ağlıyor kadın. Otur ama dedim, ne ağlıyorsun sen? Bak saatine. Kadın saatine baktı, 15 dakika sonra o kadının çantasını çalan 35 tane hırhız buldu. Çantayı gösteriyorum, 35'i birden böyle ediyor. Ben çaldım. Diyor, her ne denkse anlamıyor. Sıkısa demesin koruyun bak. Şimdi ben diyorum ki bunlar yemek yetiştiremediler, yoksa yemeğin kokusu filan olur. Bela geliyor, hey! Bizim karı geliyor abi. Bu karı da beni yaktılar abi verirken. Gündüz kız kardeşini gösterip gece bunu verdiler. Bunu verdiler abi. Hoş geldin bebeğim, otur bakalım. Sıfatını biraz asık görüyorum, bir sebep mi var acaba? Yani Cafer, sen beni buraya getirdin ama çok üzüyorsun. Ben ne ettim sana kardeşim? Ayol, bir kutu çiğ köfteyle düğüne gelinir mi? Ya ben köfteyi çiğ getirdim, o ne yapışınsın? Hem her şeye burnunu sokuyor, hem usul erken bilmiyorsun. Kim bilmiyor, ne bilmiyorsun? Usul erken bilmiyorsun. Hadi ulan vicdansız kadın, usul erken bilmiyormuşum. Abi bak, iftiraya bak. Benim 8 sene sirkeci karında sabahtan akşama kadar erken karşılamaktan anam ağladı. Ben 8 sene erken polisti yaptım be. Sabahın indi kiliyorum abi istasyona. Haydi, gelen trene selam. Giden trene selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle, eve giderken dolmuşa selam, otobüse selam. Orada bitse yine razıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyorum. Ben bilmiyorum, bak bana iftira etme, kocuğu seviyorum. Bana bak, benim kafamı kızdırma Cafer. Bana bak karı. Seni çekerim karakola. Sana bir vatandaş muamelesi yaparım. Vallahi 6 ay oturamazsın ha. Adamın ashabını bozma. Beni sınır etme. Sınırlandırma beni. Şurada eğlenmeye geldim. Onu da burnundan getiriyorsun. Seni mi çağırdılar? Bana davetiye gönderdiler. Ben geliyordum, seni getirdim. Bak, kocanın kıymetini bil. Adam düğün yapıyor. Bana davetiye gönderiyor. Ve ben bu düğüme şeref veriyorum diye kaçtır artıyor. 28.7.1945 salı. 28.7.1945 bin lirayı Cafer geliyor diye bu burada yemek yapıyor, harcıyor benim için. Hayır, bu para değil, tarih. Ne diyorsun lan? Tarih diyorum. Bu hakikaten bu para değil mi? Değil tabii. Tarih mi? Tarih o. Ne bağırıyor? Git dedikodu yap, hadi koş içeriye söyle. Hocam 1. sınıf başkomiser okuma yazması yok, bilmiyor diye. Ben senin ağzını arıyorum lan, biliyor musun diye. Bakıyorum yani, gülebiliyor mu ona bakıyorum.
sen esas bunu oku da ciğerin yansın. Nedir o? Sabahın erkenden emniyet müdürlüğünde bulun diyorlar. İster misin beni Anadolu'ya tayin etsinler? Allah esirgesin. Allah esirgesin ya. Benim gibi Suadiye çocuğu Anadolu'dan iner, yanarım ben ona. Peki yarın ilk vapurla gidersin. İlk vapurla gidersin, ben müezzindim, sabah ezanı kalkacağım. Otobüste gidersin. Otobüse binmem, biletçi para almıyor, ısrar ediyorum. Oradan bir gazeteci görecek, vay! Başkomiser Cafer rüşvet yedi. Ben şerefimle yaşadım. Şeref olsun diye de seni aldım ben. Neden o? Ulan göbek adın Şerefiye değil mi senin? Tam 9'da orada olman gerekmez ya, biraz da geç gidersin. Biraz geç gidersin, yeni emniyet müdürümü tanımıyorsun sen. Koltuk elden gitmesin diye adam salepçilerden haber görüyor vazifesine haber. Peki ne olacak? Biraz sonra ekip arabası bir duşları topluyor. Belki otobüste yer bulursam giderim bakayım işte diyor. Ya demek sen akşamdan gideceksin. Peki ben ne olacağım? Benim eğlenmeye hakkım yok mu? Ulan eğlen düğüne geldin be. Zaten bir hafta evvelden oynamak için hazırlığa başladın. Çantaya koydun kaşıklarını. Sonra sen seversin ben programı sordum. Programda ayı da varmış seversin. Bana bak, hayır efendim gitmeyeceksin. Bana bak, bana bulaşma. Beni kızdırma. Vallahi elinde kalırım bak ha, sana söyleyeyim. Ben hasta adamım, bana dokunma. Gitmeyeceksin diyorum sana. Giderim lan, hadi bak. Gideceğim, hadi bak. Babanın kemikleri çıksın mezardan yine giderim, oynuyor oynuyor. Gitmeyeceksin. Ulan bunda bir keramet yok, bağırma kar, rezil edeceğim bizi. Ben bu akşam vazifeyle Beyoğlu'nda bir otele gidiyorum. Bunda bir şey yok. Beyoğlu'nda ha? Evet. Sen yalnız otelde. Evet. Ay yutmam numarayı. İyi ki beni bir defa sinema olacasında bir garıyla yakaladın. Ne cesaretle kadına sımsıkı sarılmıştın. Ama nasıl yakaladın? Senin maharetinden mi yakalandın ben? Işıklar sönünce sinema başladı zannettim. Ulan elektrik idaresi yaktın beni başın altında kalsınlar. Meğerse arızaymış abi. Benim bildiğim arıza yaptı mı 8 saat devam eder. Bu ne biçim arıza? Söndü yandı. Ben de bizim karıyı görünce lak! Doçadan kendimi soluvan. Senin korkundan o gün ayağımı kırıyordum ben. Oh iyi olmuş. Şurada gördüm ben ezane var gına al kulağını yakarsın. Ben ölürce. Allah Allah. Sen bana hangi kadından bahsediyorsun? Ben sana başka kadın mı gördüm? Sen daha iyi bilirsin. Allah Allah, sen Fatma'dan bahsediyorsun herhalde. Ne Fatma'sı? Fatma'yı diyorsun sen. Bakayım yoksa Ayşe'yi mi dedin? Ne Ayşe'si? Sen o zaman müessesi diyorsun sen. Ne müessesi? Yoksa müallayı mı dedin? Ne müallası? Bağırma lan, karıların ismini unutturuyor bana. Allah cezanı bilmesin, sen Halime'yi diyorsun, Halime'yi. Ne Halime'si diyorum? Vallahi bu duruma göre gala gala bir anan kaldı ya. Anladım, sen Muganniye var, ses senaryosu, Muganniye. O meşhur, İran'a, İran'a'yı diyorsun. Sus, o kadının ismini bir daha ağzına alma. Ya karıcığım, iftira etme bana, üzülüyor, beni yıkıyorsun. Ben o kadını tanımam, o kadın beni tanımaz. Aç telefonu sor bakalım, beni tanır mı onu? Numarası kaç? 1241. Sen nereden biliyorsun? Ne demek lan ben başkomiserim ben. Bir emniyet mensubu hangi vatandaşın evinde telefon numarası kaç bilmez mi? Hangi vatandaşın ayağında donu var donu yok bilmez mi? Hadi sor bakalım beni Cafer kıskıvrak diye tanırım bakalım. Hadi sor bakalım tanırım bakalım. Ayol hayatımda senin kadar kaba erkek görmedim. Kadın ruhundan hiç anlıyor musun? Ulan sen bir bana sen kaba diyorsun. Bana herkes aman ya contunmek diyor. Contunmek. Git komşumuz Hayri Hanım'ın kocasından biraz nezaket dersi öğren. Nezaket. Hayri Hanım mı? Evet. Ha şu kadın güzel kadın. Evet. Güzel kadın Allah aşkına. Vallahi dünya güzeli. Şahmaran gibi kadın ya. Yolda giderken koruyor herkes maşallah. Dur lan ben onun kocasından nezaket öğreneceğim ben. Onun kocası sabah evden çıkarken Bismillah diyor karısını öpüp gidermiş. Akşam eve giderken Bismillah der karısını öper odasına öyle girermiş. Allah cezanı bilmesin lan. Ulan benim öyle karım olsun. Ben sabahtan akşama kadar evde hatim indiririm. Allah seni kahretsin Emir. Anlamıyor musun? Seni kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Kıskanıyorsan Eroston giydirme. Ben ne güzel Teliban donu giyiyordum o zaman. Selanik donu.
şimdi bunun dediği kadın, bunun dediği kadın bu İran'a var, bu anneye. Bir gün otobosta gidiyoruz, ben sivilim o gün. Otobos kalabalık, ayağına bastım kadının, perdon dedim. Kadın bu perdona vuruldu. Perdon dir demez böyle yaptı, affedersiniz beyefendi beni gördü. Bülbül mü şakırdı? Ben dedim kadın kocuğum bozuk, ne bozuk bakıyor bana. Dedi ne güzel bıyığınız var, gölde mi düştü dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedi, ben de sivilim, kabak tüccarıyım. Fakat benim türüm ayrıdır, ben asma kabağı satarım. Kadın alakadar oldu. Dedi yanımda iki tane bilet var, sinemaya gider misiniz? Ben de ne bileyim. Vakit de boş dedim gideyim, kötülük yok abi. Geçtik sinemaya, locaya oturduk, hava sıkıntılı. Ben şöyle elimi attım locanın kenarına. Işık söndü, yandı. Bizim karıyı gördüm abi. Sinema bir gözümden döndü, ben kendimi sağ locadan lap salama kum. Tesadüf abi, ben aşağıda soran o kadar kişi oturuyor, bir kadının kucağına lap. Tesadüfe bak abi, kadın da hamile. Ben kadının kucağına çocuk fırt dışarı. Oradan bir adam geldi ağlıyor. Abi ellerini ver öpeyim abi. Dedim ne ağlıyorsun lan? Nasıl ağlamam abi, ben çocuğun babasıyım, masrafsız doğum yaptırdım, ne diyor? Tutturdular, çocuğun ismini sen koy, sen koy. Çocuğun ismini ben koydum. Fırlama. Küpeleri gelmeye başladı. Bu küpeyi kim koydu lan buraya? Bastak! Ulan hırzı kırık karı seni. Ulan ne tesadüf iti an sopayı kap. Nereye gitsem karşıma çıkıyorsun lan vicdansız. Topal Fatma'nın evine gidiyorum, orada seni koruyorum. Çanakkale'li Melahat'ın evine gidiyorum sensin. Soğuk oraya gidiyorum sensin. Buraya düğüne geliyor mu sensin? Ne lan sen? Olmasın Sherlock musun? Beni mi takip ediyorsun? Unutma hayatım! Fatoş'un evinde de beraber değil miydik? Ne güzel bir geceydi, karıştırma lan onu, karıştırma onu. Ben oraya vesveyle gittim, ben takate gittim ben oraya. Vatan haini. Kim vatan haini? Sen vatan hainisin. Vergi bilmemek için vesika çıkartmıyorsun, kaçak çalışıyorsun. Duman ederim valla. Ay dur bakayım dur, ayol sen komiser misin? Ulan, karıya bak ya, insanın üstünde bir emare olur. Dersin ki bu eftaici, bu kaptan dersin. Bence de bir emare görürsün. Kim giydirdi lan bana bu elbiseyi? Bu kadın beni sivil zannediyor ya abi. Nereden buldun sen bunlara bak? Dur acele etme, doğru olsa bu kadar çabuk cevap verilmez. Dur şimdi bulacaksın. Hazırlıyorsun, düşünüyorsun bunu. Bir geçmiş olsun diye be, ayıp be. Duymadın mı, hamamda yangın çıktı gidiyordu Cafi. Sahi mi? Demek ki ben yangın çıkınca cam bornozuyla bunu giydim. Cam bornozu ne demek? Neydi oğlum, cam havlu. Cam havliyle. Ulan bir harften bir şey olmaz. Bunu giydin ve kendimi inanıyor musun? Ya. Ne yoruyorsun o zaman anlatırım. Ama çok yakışmış meslek. Bu senin her şeyin yakışır. Ya bakayım yamacıma. Ne diyorsun sen, epeydir gözükmedin. Bu akşamki programım neydi bakayım bana, bir de bakayım. Bu akşam çok işlerim var hayatım. Şimdi sen bu akşam işim işi bırak. Sen bana bir randıman ver. Bu akşam seninle beraber bir buluşalım. Bu akşam olmaz. Bu akşam olur, bir de olmasın bu akşam. Aman be Mustafa ya! Koskoca İstanbul'da benden başka kadın bulamıyor musun? Bulamıyorum. Bu son üç aydır çok hesap. Ne kadar pezevenk varsa grev yap. Çalışmıyorlar. Buluşalım kız. Olmaz hayatım. Neden? Bu akşam benim konserim var. Aman be, senin konserine kim gelir be? İptal etmişsin, boş ver, sesim kısık bir şey. Ay nasıl iptal ederim ayol? Bu kadar sanatçı para bekliyor değil mi ya? Olmaz, sanatçının parasını bilmek lazım. Kaç sanatçı çalışıyor? 8 sanatçı var. Kaç lira arıyorlar? 200 lira alıyorlar. Para işini sen bana bıraksın. Dördü böyle geçsin, dördü böyle. Aynı anda birbirlerine 200 lira verdi mi, hepsi parasını almış olur. Oldu mu iş bastakcığım? Parayı sağlam gördün, nasıl buluyorsun lan? Buluşuyorsun. Tamam. Nerede? Villada buluşalım. Yok, belinim orası basılıyor, başka bir yer olsa. Küçük gardıroba gitsem. Küçük gardırop dedesi Allah aşkına. Çekmece, küçük çekmece. Biraz uzak olacak ama Timofil'le gideriz. Gırtlak içine gidelim, hem içerik orada biraz. Ay neresi o gırtlak içi? Gırtlak ağız içi, boğaz içi lan! Tamam yavrum. Oldu. Yarın akşam kaçta buluşuyorsun? Yarın akşam 8'de buluşalım. Güzel, karar verildi. Hmm. Şimdi yarın akşam nasıl olsa buluşuyorsun. Sen yarın akşamkine mahsuben bana bir avans, öpücük bir bakayım. Aaaa! Ay! Ay olacak bir iş değil! Ay şuna da bak öpücük istiyorsun, nasıl bana yol şimdi, ay şuna da bak ha! Aklı ilk defa öpülüyor ya, utandı kız.
Lan gel bir defa öpeyim. Aa vallahi ilk yaz olmaz. Ama ne yaz? Arap kısrağı yerinde duramıyor. Ulan fıtık oldum gel öpeyim lan. İlk ulan ben seni öpeyim. Aa sakın ha olmaz vallahi. Ulan ver bir öpücük başının gözünün sadakası olsun lan. Ben sana öpücük veririm ama biraz pahalıya mal olurum. Hocam kaça mal olursun? Bir öpücüğe 3.000 lira alırım. Ben sana bir öpücüğe 5.000 lira veririm. 5.000 lira veririm fakat fena döverim bak. Sen 5.000'i ver de döv. Bak ikaz ediyorum 5.000 veririm fena döverim diyorum. Ya dövsen dövsen ne kadar döversin? Vallahi 5.000'i geri alana kadar döverim. Kuruş bırakmam vallahi. Ulan öpelim. Ya. Hadi öp bakalım hadi. Şişir yanağını. 80 hava bas yanağını. Yalan leş gibi kokuyor. Ne kokusu bu? Este sürdüm. Doksuz karı. Ben sana koku alayım onu sür. Ne kokusu? Acı ya. Gel bakalım bir öpelim bakalım. Ne oldu lan niye oskurdun? Ne gördün de öyle manalı oskura oskura giriyorsun? Daha ne göreceğim öpüyordunuz efendim. Allah cezanı bilmesin. Ya iyi ki kuşu kadın şahit yani. Ya ben bu kadını öptüm oğlum. Ben bunun ifadesini aldım. Zabıt tuttum. Mühürlüyordum sen gettin. Bir aksini söyle seni mühürlerim. Kim lan bu kadın bu adam? Yeğenim Turgut. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam ben. Buyurun efendim. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam. Tabii efendim. Ya adam geliyor sinirimi bozuyor. Tabii. Biz bir kadınla konuşuyoruz. Ne? Çolak dışarılar. Yeğenim Turgut dediniz. Çolak bu gelişiyor. Şimdi yarın akşam buluşuyoruz. Tamam. Sen biraz meze hazırlarsın. Olur. Biraz lahırda al. Lakırdı mı? Tuzlu balık, gevezelik mi? Aha sen lakarda diyorsun. Aşkım. Oldu adam alırız. Biraz da denizden çıkayım. Korkuyorum ama böcük neydi onun? Avrattes. Avrattes. Ay hiç duymadım ayol. Avrattes, bayan des. Ha karı des diyorsun sen. Ulan tamam. Karı avrat aynı ulan sen de. Şimdi sen hemen kaybol buradan. Oldu. Yarın akşam saat 20'de senin evde. Oldu hayatım. Hadi Allah'a ısmarladık kara biterim. Güle güle mısır püskülü. Şimdi ben... Bir duruma... Hoş geldiniz komiserim. Ne dedin? Komiserim hoş geldiniz dedim. Bunları buraya babam mı koydu eş olaşım? Bu gördüğün yıldızlar gökten mi düştü koysun? Bu gördüğün kanat kuş kanadı mı lan? Bu gördüğün çizikleri, ben kahvede pışpırık oynarken kazandım. Sinirlenmeyin efendim. Ne diyeceğiz? Birinci sınıf, kıdemli, kolu çizikli başkomiser. Affedersiniz, birinci sınıf, kıdemli, kolu çizikli başkomiser bey. Teşekkür ederim, merci beaucoup iyi. Anlamadım. Fransızca da teşekkür demektir. Merci beaucoup iyi. Ha beaucoup bien, beaucoup bien. Afiyet olsun, afiyet olsun. Kimsin lan sen, şüpheli misin lan? Yok efendim. Kaldır kolumu. Kaldırım efendim. Ara kendini. Dolu musun, boş musun? Boşum. Serbestsin, gez. Yalnız korkuttunuz komiserim. Ne iş yapıyorsun? Efendim ben damadım. Bana itirip it, doğru düzgün söyle. Bu düğünden alakan var mı yok mu? Damadım olmaz olur mu efendim? Ha sen kızı sen alıyorsun. Bana davetiye gönderdiler. Sami Bey gönderdi değil mi efendim? Sami Bey asker evet, arkadaşım. Asker arkadaşıymış dedim. Bak ben geliyorum diyor bak oku bak. Şu. Tamam bugünkü tarih işte 28-7-1945. Bu okuduğum tarih. Para değil öğren hayır. Bazıları ona para diyorlar değil mi aman mahcup olmuş. Peki ne gibi bir... Efendim özür dileyeceğim. Bir hazırlık yapıldı bu düğün mezununda. Özür dileyeceğim efendim. Çok ani olarak düğüne karar verdik başkomiserim. Böyle dört başı mamur bir hazırlık yapamadık efendim. Ne gibi ya hamur işi mi yapıyorsunuz? Hayır hamur işi değil efendim. Yani böyle alüminit şeyler yapabildik. Bu alüminit diye bir şey konuştunuz. Bir yere paralı mı veriyorsunuz? Nasıl? Bir casızlık falan mı var işin için? Yok efendim. Türkçe konuş, Türkçe. Yani böyle hazır şeyler efendim. Soğuk et, söğüş değil. Bana soğuk et dokunmuyor, ben yiyemiyorum. Başka bir yemek, değişik bir yemek. Ulan düğün bu oğlum. Şey var efendim, mesela çeşitli kanepeler var efendim. Kanepe yersiniz. Ne yerin? Kanepe. Kanepe mi? Yer misin? Yemek için. Evet. Kanepe yiyor. Evet, siz... Mayonezli kanepe yemez misiniz? Teşekkür ederim, ben sabahleyin zeytinyağlı bir gardırop yedik. Gel lan beni yorma, şuraya bir surat vur bakayım. Değil mi? Yanlış anladınız başkomiserim. Kanepe bu, yani bir nevi sandviç. Ne dedin? Sandviç dedim. Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya kaldır kollarını lan. Ne oldu efendim? Bir daha hadi bakayım. Sandviç. Sandviç. Markoviç. Petroviç. Seni gidi komünist yürü lan karabalık. Yanlış anladınız efendim. Hani böyle ekmeği böyle yararlar da içine böyle sosis mosis koyarlar. Hı ananı yapma. Hani diyorum ekmeğin içine. Hı ananı yapma lan. Ne de
Bende sinir var, küfrederim baba. Bir şey yapalım kendim. Ulan tutamam, bırakırım lan! Ne dediniz anlamadım. Anıya ağladı. Bana dokunuldu mu? Ben öyle diyorum. Anladın mı lan? Yapma, yedeğim yok lan. Yani bir nevi sandviç demek istedim efendim. Böyle sosis. Allah cezanı bilmesin bu süsis dediğin. Yani bu selam değil mi? Kalanı selam olur. Ha olur efendim. İncesi. Baharatlı, sarımsaklı. Onun da akrabası vardır. Uscuk. Sucuk. Uscuk, uscuk. Sucuk, sucuk. Uscuk, uscuk. Bak bak, sucuk. Uscuk lan! Uscuk efendim, tamam. Benim ağzıma çıkan laf kanundur. Oldu. Onun bir de uzak akrabası vardı. Bilir misin? Bastırma. İşte o pastırma efendim. Bastırma. Uscuk tamam da bu pastırma olsun efendim. Bastırma. Neden güzel diyorlar? Bazıları kaba söyler, pastırma der. Halbuki incecik, bastırma. Hocam. Yani biz burada bu duruma göre aç kalıyoruz ya. Yok yok, aç kalmazsınız efendim, sizi doyururuz muhakkak. Ne doyuracağım ben? Ya ne var başka bir şey kalmadı? Valla neler, Fransız yemekleri var efendim. Fransız yemeği? Tabii, Fransız'ı açı tuttuk, Fransız yemeği yapıyoruz. Hiç Fransız yemeği yemedik. Aman ya. Efendim neler var neler. Aman abi, alıştıra söyle. Ağzınıza layık Fransa'nın bir numaralı yemeği efendim. Tarhana çorbazisyon. Bu tarhana çorbazisyon dedin, bu Fransız yemeği mi? Evet efendim. Allah Allah ya. Ben hiç Fransa'ya gitmedim de bu yemek yabancı gibi gelmedi. Öyle geliyor. Arkada ne var? Arkada aman yavaş söyle. Kıymalı makarnasyon. Bu da mı Fransız yeme? Evet. Kıymalı makarnasyon. Yemek arasında susuyon veriyor musun? Adam yavaş yiyon, tokata yaklaşıyor siyon. O meşhur bir Fransız yeme vardır, yapmadınız mı? Hangisi? Siyon. O ne efendim? Kuru fasulye lan! Onun zeytinyağlısına siyon derler. Peki, acılısına ne derler? Ah, yanıyorum, siyon! Bana güzel bir Fransız yemeği var, takır takır siyon. O ne efendim? Ağır makinalı, nohut. Arkadaş, biz burada aç kaldık. Yok, kalmazsınız, eminim, doyururuz sizi efendim. Valla, nereye koydun be? Nedir o? Yine ben arabayı, bizim cuvara paketinde unuttum arabayı. Ha, sigarayı unuttunuz. Sigara var efendim, buyurun. Aramanıza gerek yok. Ben yere koydum. Rica ederim. Zahmet etmeseydik. Ne demek, misafir için. Sen şimdi bu Sami Bey'in kızını mı arıyor, yakar mısın? Evet. Kızını mı arıyor? Evet efendim. Sami Bey çok mühterem bir adam. Kımiyetini bil adamı, kımiyetini bileceksin. Evet. Ya o ataşın var mı? Buyurun. Çok mola kullanıyorsun ha. Evet. Kıymetini bil. Bilirim efendim. Geçen nerede? Ulan bir dalgınlık başladı bende. Bunu atacağıma onu atıyorum. Allah'ım buna da şükür, geçen gün kendimi salladım, attım yine. Şimdi bu Sami Bey'in kızı, büyük kızı mı? Bir kızı var zaten, yah. Şimdi ben diyorum ki bu Sami Bey'in kızını... Ataşınızı müsaade eder misiniz yeğenim? Teşekkür ederim, merci beaucoup. Ama iki nefes kalmadı. Şaka ya. Biz kaçın kurasıyız oğlum, sen kaç yaşındasın? Ben 41. Yok büyüksün, aç ağzını bakayım. Sen 45 varsın yavrum. Nereden anladınız? Biz memlekette eşeğin dişine bakar yaşını deriz. Otur kıhte. O ne demek? Kıhte otur. Memlekette deveyi öyle oturturlar. Şimdi bak oğlum. Efendim. Sen baba. Efendim. Biraz çek safama gel bakayım. Gel. Şimdi sen yeni evleniyorsun ya. Evet. Dikkat et, yarın öbürsü gün zımparalık yapıp da yakayı ele verme. Zımparalık hikayesi. Aman efendim, aman. Zaten pişman oldum. Artık kolay kolay yapmam. Son metresimden ağzım fena halde yandı. Son metresiniz çirkin bir kadın mı? Bilakis güzel kadındı efendim böyle. Üzüm gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklıydı. Ben bu kızı tanıyorum gibi geldi bana. Nerede? Bu bana Osman'ın kızı değil mi? Değil efendim, değil. Bir saçları vardı harikulade beline kadar. Hırtlı olmuş saçları kimse.
omuz başlar böyle yuvarlacık, gamzeli gamzeli çukurları vardı. İncecikler, geniş omuzlar, böyle kalçalar muntazam, bacaklar sütun. Bu tarif ettiğin karıyı kaça satıyorsun bakayım? Alamaya, muhabbet tellalı mısın lan, bana ne diyorsun? Evet. Affedersin, ben size bir soru soracağım efendim. Aman abi, estağfurullah, buyurun. Ben merak ederim hep, siz bu meslekte çok para kazanıyor musunuz? Ulan adam git, güldürme adamı bir. Niye? Ne yapırsın lan, ne para kazanacaksın, aydan aya maaş. Gırtlağa kadar borç içindeyim. Yapmayın. Ayın sonunu zor getiriyorum. Hey yavrum hey. Kaç nüfussunuz ki? Ben, karım, karımın anası hasta. Benim anam hasta. Bir dayımız var, getirdi koydu onu, o da hasta. Bir kayınbirader var, bizde kalıyor. Vay, vay, vay. Bir de oğlum var, onu da okutuyorum. Vay, yedi nüfus. Vallahi ayın sonunu zor, borç içindeyim. Zor efendim, zor bu devirde. Ben okumadım, oğlumu okutuyorum ama. Öyle mi? Vallahi de billahi. Siz cahil misiniz efendim? Ben hiç okumadım. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben siyah cahilim oğlum, sen bilmesin. Peki, nasıl başkomiser oldunuz? Şimdi sene 1945 mi? Ha. Bundan 20 sene evvel kadro yetersizdi, daha yetersizdi. O zaman takviye alınıyordu emniyet kadrosuna, jandarma askerliğinden açık gözler filan. Biz o arada işte geldik. Anladım. Ben zaten bu sene emekli oluyorum, ayrılıyorum. Öyle mi efendim? Fakat ben çok mesutum. Yokluk içindeyim belki ama oğlumu okutuyorum. Nerede ya. Okuyor efendim? Polis kolejine verdim. Baba mesleği öyle mi? E mezun olur olmaz da komiser oluyor. Evet onlar öyle oluyorlar değil mi efendim? Bakalım hayırlısıyla bu sene mezun oluyor. Ne oluyor efendim? Mezun oluyor. Abi ne diyorsun be? Ben aşığım abi. Şu gördüğün şapkayı karakolda korunmasanım üstüne. Evde asarım askıya zaatlerce bakarım. Bravo. Ben mesleğimi çok... Zaten abi ya normali bu değil mi? Mesleğini seversen vazifeni koca yaparsın. Doğru. Mesleğini sevmeden iş olmaz. Bu meslek bak neden de seviyorum. Bu meslek fedakarlık mesleği. Öyledir efendim. Bu meslek yokluk mesleği. Nasıl yok? Yokluk mesleği Avrupa'da bir karakola 10 tane cips araba düşüyor. Evet 10 jip düşer efendim. Cips oğlum cips. Jip efendim jip. Gel benim lafımı düzeltme oğlum. Seni bir yamulturum vallahi sanayi de sanayi çarşısında düzeltemedim. İstanbul'da 10 karakola bir cips düşüyor. Evet. O da Allah'lık. Atlıyorsun bir emir alıyorsun motorlu ekip şurada baskın var yürü. Kıyıp arabaya atlıyor şoför kaza basıyor. Pat! Önden motorun bir parça. Çatır kıyıp kapı. Lastik bir bakıyorum lan aa cips yerde çarşaf olmaz. Baskına da yetişemiyorsunuz. Baskına da yetişiriz. Hem de cipten gideriz. Cipi nasıl götürdünüz? İmam kuvveti. Nasıl? Her memur cipin 5-6 parçasını sırtına alır. Baskın yerine götürür orada monte edin. Yine baskına gitmiş olursun. Ne diye jipi götürüyorsunuz? Kendiniz koşun gidin efendim. Mevzuat. Motorlu ekip. Motorlu ekip ya ondan da. Evet anlıyorum. Çok güzel. Sonra bak parmakla gösteremezsin evinin haricinde ıscak yemek yiyen polis memuru gösteremezsin. Hayat bağlı efendim. Dikkat et sokakta 10 polis memurundan 8 tanesinin kaşı gözü kirpiği yanık. Tabii meslek tehlikeli efendim barut ateşi değil mi? Cık. Nasıl? Yalnızsın. Adamı sabahtan akşama kadar karakolda soba üflemekten anası alıyor. Ya bu meslek böyle abi. Şimdi aklıma geldi karakolu. Duvarlarını koysun bir yere. Yağmur yağar pencereden kar savudur içinden üstünden gelir geçer. Siz mesleğinize aşıksınız. Ben aşığım abi. Ben aşığım zaten ben esas aşığım. Ben çok güzel düğümleme çalarım. Neleme? Ben çok güzel derleme yaparım ben düğümleme. Affede gene kızacaksınız ama bağlama olmaz. Düğümleme. Bağlamadır efendim. Ulan bağlama düğümleme desen de çalmıyor mu lan bu? Şimdi bak ben yazdım karakolum için sana okuyorum bak dinle. Dinleyeyim. Çok güzel. Çok seviyorum ben bunu. 1945'in yılındayım. Ben artık mesleğimin sonundayım. Karakolum. Odunun yok, soban yanmaz. Dahtülon eskidir, zabıt yazmaz. Bir tabancam var, çahar almaz. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Karakolum. Duvarların çatlak çatlak. Tabanının altı patlar. Gece gündüz ifade hırsız, arsız, galta. 20 sene geldi geçti. 20 sene ciğerini deldi geçti. Şimdi aldık bağlama yerimizi. Şurası zapı. Şurası kabağı diyelim. Hayole. Çalıyoruz. Çalıyorsun. Kızacaksınız ama yine tutamayacağım kendimi. Ben çok bağlama çalan gördüm. Eli böyle durmaz efendim. Böyle aşağı yukarı gider eli.
Senin o gördüklerin acemidir. Nasıl? Onlar benim bulduğum yeri ararlar onlarla, arıyorlar. Bulamıyor. Ben ustayım, parmağı attığımı buluyorum orayı. Bu böyle. Geldik meyanına. Gözümde kalmadı ferüm. Güzel. Tutmaz oldum elim kolum. Mesleğime feda olsun benim canım. Yirmi sene geldi geçti, yirmi sene ciğerimi deldi geçti. Anama söyleyin ay ay ay. Anam ağlasın ay ay. Ağlatımın gemini karın bağlasın ay ay. Bir oğlum var, yerime yadigar kalsın ay. Bu sene mezun oluyor lan. Çok güzel. Bu sene mezun oluyor. Bakalım, şimdi geldik namenin oyununa. Bahçelerde evlilik. Oynatıyor mu lan? Lan oraya efendim. Yani bu meslek öyle meslek. Hakikaten öyle. Şerefli, şerefli meslek. Düşün, bak şunu düşün. Şunu düşün. Bir şey düşün. Cinayet, 25 senedir cinayet meydana çıktı. Faili meçhul bir cinayet. 25 sene sonra günün birinde bu cinayeti sen... meydana çıkartıyorsunuz. Tesadüfi diyetsinler. Nasıl? Bana rastlamadı daha. Fakat bir arkadaş var, ona rastlamış, güzel oluyor, zorlu oluyor. Öyle mi? Ama sizin için iyi takipçi diyorlar efendim. Çok güzel takip ederim abi. Öyleymiş. Benim üstüm yoktur. Geçenlerde bir ihbar aldık. Meşhur kadın casus Tamahari İstanbul'a geliyor. Matahari. Tamahari lan. O onun anası o. Dediler kadının peşine düş, iş sür. Ben iş sürüyorum. Kadın geldi Galata Köprüsü'nde bir lokantaya girdi benim peşinden. Kadın oradan çıktı geldi balık aldı benim peşinden. Kadın hamama girdi benim peşinden. Bir ama dayak yedim kadınlardan hamamda. O vicdansız tellak peştim Allah şılak şılak vardı diyor. Kadın oradan çıktı pititiye gitti benim peşinden. Siz peşine. Kadın çıktı bir kadın berberine gitti. Siz peşine. Sabaha kadar tahmin et. Bravo. Kadın oradan çıktı sinemaya gitti. Siz peşine. Ben girmedim. Niye? Filmi gördüm ben ne gireceğim. Yatlar seni adam sıkmesin. Dalga geçiyorlar. İnanın siz mi daha iyisiniz beyefendi? Yok yok kardeşim. Ama her şeye rağmen yine de görüyorsunuz ortalıkta asayiş berkemal değil efendim. Yanlışsın. Nasıl? Yanlışsın, hatalısın. Ben niye hatalı olayım efendim? Ne demek lan asayiş berkemal değil? Sen şükret dünyanın her yerinde neler oluyor lan? Neler oluyor efendim? Neler oluyor? Neler oluyor efendim? Afrika'da yemyemler, Afrika'da yemyemler çiğ çiğ insan eti yiyor lan. Olabilir. Sen insan İstanbul'da... Ey çiğ et yiyen gördün mü? İnsan yiyen gördün mü? Et yiyen gördün mü? Görmedim. Göremez. Niye? Kesiyor bırakıyor, ziyan ediyor öyle. Lan pardon bir saniye efendim. Zili telefonluyorlar galiba. Alo. Kim? Başkomiser Can. Sizi istiyorlar efendim. Herhalde nereye gittiğinizi haber veriyorsunuz böyle efendim. Alo. Kimsiniz? Sen misin Mustafa? Noktadan mı arıyorsun yavrum? Şöyle. Bu kağıt mı? Yavrum bu kağıt varsa niye beni arıyorsun? Karakola haber versene. Ne dedin? Bela belanı bilmesin. Vicdansız devlet sana maaş veriyor. İnsan çalıştığı karakolu telefon numarasını bilmez mi lan? Çıkar kağıt kalemini yaz. Sıfır bir an sor lan! Ulan başkomiserim de buradaymış. Ulan ben seni Eskişehir'e sürmüştüm. Ne zaman döndün ulan? Efendim arkadaşım Emperazaryo Adem. Evet lan kız Adem derler buna. Başkomiserim ben ne zamandan beri merak eder dururum. Bu kolumuzdaki çiziklerin manası ne? Ya bunların hepsini nişancılıktan aldım. Atar mısınız? İyi yavrum. Emniyet kadrosunda benim üstüme atan yok. Benim atışımı tanırlar. Ben mahallede attım, bu mahalleli böyle den. Alan başladığın atma alan. Beni parmakla gösterirler yolda. Aaa işte gidiyor. Aa bu gördüğün başkomiser 12-24'ten vurdu. Nasıl olur efendim? Hedefte 12 çizgi vardır, 24'ten nasıl vurur? 12 az geliyor bana be. 12 dişine bir 12 daha çiziyorsun, atıyorsun öyle. Karışma lan, sen at 48'den vur. Affedersiniz başkomiserim, ben anlayamadım. Karışıklık oldu. Hedefi kaçtan vuruyorsunuz? Hedefine bağlı. Sen herhalde böyle bu tip meciorolardan hoşlanıyorsun. Çok severim, bayılırım. Benim başımdan çok meciora geçti. Bir maceranızı da bize anlatsanız efendim. Meciora. Lan meciora.
Bir gün bir ihbar aldık. İstanbul'un Göbeğinde Abdurrahman Bey Semping'de. Ay İstanbul'da Abdurrahman Bey diye semt mi var? Abdurrahman Bey derdi lan. Abdurrahman'ın abisi kim? Osman Bey. Osman Bey Semping'de. Tam o hedef taşının orada. Nişan taşı olma. Hedef taşı lan. Nişan taşı. Hadi değiştir diyorsan. Çakıl taş. Hadi değiştir. Geldi orada koca bir orman. Ormanın içinde bir gangstring. Elinde bu kadar uçak savar topu beni orada ataşlayacak. Bu kadar uçak savar. Aman komiser beyciğim. Elindeki uçak savarın işi ne? Senin buradan şimdi dur oğlum. Sana çok güzel değil mi? Doğru anlatayım. Evet siz ona bakmayın. Nerede kalmıştınız efendim? Şimdi ben o gün karı bana yünü verdi. Böyle duruyorum evde. Yün sarıyor biliyor musun? Ne yün ulan? Kim şaşırıyor? Elinizde uçak savar vardı. Uçak savarı gördüm. Bana doğrulttu. Ben korkutmak için tabancayı çektim. Ayağın dibine sığacağım. Ormandan bir gürültü. Padır gudur, padır gudur, padır gudur. Tren mi geliyor? Evet trenle be, yaban domuzu üstüne. Eyvah domuz geliyor. Yaban domuzu, aha oradan oraya bir domuz. Aman o kadar genişlik büyük. Genişlik daha farklı. O kadar büyük olmaz. Kızgınlıktan şişer onlar sen bilmek. Ama yüksek bir yere çıkın efendim. Ne yükseğe çıkacağım ben böyle diyorum. Gel, gel, gel. Domuza. Gel, gel, gelsin bekliyorum. Gözünün bebeğinden vuracağım. Tabancayla. Tam 10.000 metreye gir, gir. Kaç metre lan? 10.000. Yok canım 11 metreden domuz gözükmez. O göze bağlı, göz göremez. Ne yapıyor efendim, yok olmaz. Ulan bırak şunu. O bin yoktur. Canım işte yani 6.000 filan. Yok daha yaklaşsın canım. Yok ya 2.000 de olabilir. Bırakın gelsin efendim. Şolayacak, domuz geliyor lan ne karşısına, karar ver be. Domuz geldi, 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 tam girdi nişangah hattına kaldırdım tabancayı, koç domuz. Domuz öyle bir geçti önümden. O gün otobüs kalabalık, ayakta gidiyor. Benim elim niye böyle kaldı? Elinizde tabanca vardı. Ne vardı? Tabanca vardı. Ben tabancayı gökyüzüne bir sıktım. Gül! 5 dakika sonra... Aa bu kadar bir deve laf yukarıda var. Yok deve. Heh vallahi bak doğru bir deve. Hadi efendim hadi saçmalamayın. Devenin havada ne işi var? Martının ağzındaydı lan. Bahadır kuydur, bahadır kuydur. Gergedan geliyor üstüne. Ne geliyor efendim? Gergedan geliyor. Gergedan nereden çıktı? Hani domuzdu. Domuz gergedan mahkeci yapmış beni koydu. Gergedan domuzdan kaçıyor lan. Sen dinlemiyorsan git. Bu mehacı ora seviyor. Senin. Gergedan geldi, gergedana böyle ettiler. Ulan git ağır. Ben de inanmıyorum ya bakalım. Gergedana böyle ettim. Git lan ayak altında gezme. Niye? Küçük hayvana sıkmam ben fazla biliyor musun? Domuz geldi kaldırdım kurşunu kocunu kocunu. Daha geçti orası. Oğlum şu domuzu vurdur ben sana sonra aslan vurduracağım. Böyle dinleyici avcılar kahvesinde bulunmaz. Bak seni çağırıyorlar. Kimler? Domuz üstüme geliyor tabanca kaldırdım kocunu kocunu. Vallahi bunun oskuruyu geçmezse domuz buralarda dolaşır durur lan. Ray 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 ray. Oh konuklarımız varmış. Affedersiniz. Ben size kendimi tanıtayım. Ben bu pansiyonun hizmetçisiyim. Bizim hanım yani bu pansiyonun asıl kiracısı. Bakarsınız bir ay iki ay ortalıktan yok olur. Nereye gider ne yapar orasını bilmez. İşte bu sefer de öyle oldu. Ben bir ay yokum dedi çekti gitti. Ben de bundan istifade ederek burayı 15 günlüğüne yeni evli bir çiftte kiraya verdim. Balayını burada getireceklermiş. Eh ne yaparsın işte geçim dünyası. Yeni evliler de geldi galiba. Buyurun efendim, şöyle buyurun efendim, buyursunlar. Hadi çocuklar, şu gedeklerin dolaşmasın hayatım. Aa, gelin hanım geliyorlar. Evet efendim. Hoş geldiniz efendim. Ya, bizim için Adem Bey burayı kiralamıştı evet, galiba. Evet efendim, evet. Biz geldik efendim. Evet, hoş karım geldin. Karım da geldi. Buyurun Kerem efendim, karşım. Tuvalete şimdilik gittim. Kısa bir müddet için yeni yuvamız burası olacak, nasıl beğendin mi? Ay çok güzel. Güzel. Daire hakkında izahat verebilir misin? Tabii efendim. Şu gördüğünüz yer salon. Daha geniş ve ferah olduğu için size yatak odası olarak burayı hazırladım. Çok güzel. Ayrıca şurada mutfak ve bir yatak odası. Hmm. Şurada iki oda, şurada tuvalet ve banyo var. Banyo dediniz. Evet. Yakmak mümkün mü? Siz geleceksiniz diye sabahtan beri banyoyu yakıyorum. Anlayışınıza hayran oldum. Sevgili karıcığım bir banyo almak ister misin? Mümkünse. Lütfen karıma banyoyu göster. Tabii. Buyurun efendim. Turgut'cum. Ben şimdi banyoya gidiyorum. Oldu. Sakın buradan bir yere ayrılma. Ayrılır mı? Ah canım. Gidi gidi. Yapma. Ay bu anasından berbat. Barıdaki cilveye bak. Affedersiniz. Buyurun. Siz ne kadarlık hizmetçisiniz burada? 10 senelik. Çok güzel.
Böylece hizmetçinin bütün şartlarını bilirsiniz. Ay, hizmetçinin şartlardan var. Tabii var. Hizmetçilikte iki mühim şart vardır. Birinci şart anahtar deliklerinden odaları gözetlemek. Ferhat gel! Ben onu hizmetçi olmadan evvel de yapıyordum. İkincisi de ara sıra hanıma çaktırmadan beyi idare etmek. Hop dedi. Asılma depoya gider. Tamam, ben de depo bekçisiyim zaten yavrum. Yanlış anladınız. Hayır dedim. Teşekkür ederim. Kabul edeceğini biliyordum. Hayır dedim. Ben de anladım. Bir kadından bir şey istediniz mi? Şiddetle hayır dedi mi o belki demektir. Ya o kadın belki derse? O zaman evet demektir. Ya o kadın yanılıp da evet derse? O zaman o kadın bu işin esnafı demektir yani. Sizinle anlaşacağı benziyorum. Tabii. Zaten kapıdan girer girmez ne zampik olduğunuzu gözlerinizden anlamıştım. Aferin, esnaf esnafı gözünden tanımalı böyle. Bakın, benim geceleri bazen uykum kaçar, huysuzlanırım, kağıt oynamak isterim. Mesela bu gece de uykum kaçacak gibi. Öyle mi? Acaba uykum kaçsa buraya gelsen benimle kağıt oynar mısın? Oynarım. Çok güzel, bezik bilir misin? Bilirim. Bom? İşte onu bilmiyorum. Bu gece 12'de buraya gel, ben sana bom öğretirim. Yarımda da sen benim odaya gel de ben sana kaptı kaçtıyı öğreteyim. Haydi, çok güzel, hoşuma gitti. Nermin! Efendim! Banyo nasıl yavrum? Ay çok güzel! Hadi kapıyı aç, ben de geleyim. Aa, utanırım. Ne demek utanırım? Biz artık karı kocayız yavrucuğum, utanılır mı? Annen sana bir şey söylemedi mi? Bak, ben gelirim, sen beni keselersin, ben seni savunlarım, olur biter hadi. Nermin, kapı çalıyor. Kapıyı aç. Ay olmaz. Nermin, kapıyı aç. Utanırım. Ay, ilk geceden döveceğim ha. İşini aldım, yandım vallahi. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Niye geldiniz? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Evim değil mi? İstediğim zaman gelirim tabii. Şey hanımcığım, bir ay gelmeyeceğim demiştiniz canım, ya. Canım, işlerim uymadı, geldim. Çok yorgunum, bana banyoyu hazırlayıver. Banyo olmaz. Nasıl olmaz? Hanımcığım, siz gittikten sonra ben evi temizledim. Ondan sonra bir banyo alayım dedim. Banyoya girdim, sobayı tutuşturdum. Biraz sonra banyodan pat diye bir ses. Tabağın patlasın deme. Çenen tutulsun. Bir de baktım ki kazan patlamış. Bari biraz tutup da elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sen hamama git, hamama. Senden akıl alacak değilim herhalde, değil mi? Hı. Hı ya. Karıdaki gözlere bak. Kamyon parı gibi. Hay Allah, deli eder adam. Öyle aç kapıyı işte. Turgut! Banyo! Senin burada ne işin var bakayım? Utanma adamı da bana sual soruyor sonra. Ben seninle kurtulamayacak mıyım? Burada da mı geldin buldun beni? Hemen burayı terk et. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun lan? Seni buradan kovuyorum. Burası benim evim, anlaşıldı mı? Senin evin mi? Dur bakayım dur. Sen benim evimi bilmiyordun. Turgut, nereden buldun bu evi cabukları? Nereden buldun? Bir dakika yavrucuğum. Yarın buluşmayacak mıydık? Evet. Hasretine dayanamadım, bugünden geldim. Ama bir dakika, sen bu evin adresini de bilmiyordun. Peki adresi nereden buldun Turgut? Adem verdi. Allah canımı alsın, Adem verdi. Demek beni bu kadar özledin hayatım. Özlemedim. Yavrum bit, Adem elime geçme, yedim seni Adem. Madem ki geldin hayatım, ben de bu aşağılık misafirimi kurtarayım bari. Boş ver Sami, o gelsin sırasını saklamaya. Hayır Turgut, ne olur gitme, ben seni istiyorum. Ben şimdi içeri gideyim, hazırlanayım. Sen de şu banyo. Ya banyo yok! Nasıl yok? Şişt. Sakın bir daha banyoyu ağzına alma! Şişt. Haberin yok mu? Yok! Gazete yazdı, okumadın mı? Üfte ne? Bulamadım. Hamamcılar belediyeye istida vermiş. Herkes evlerinde banyoda yıkanıyor, hamamlara hiç düşmüyor diye. Belediye de banyoda yıkanmayı yasak etmiş. Adını anma. Daimi. Yalan konuşun, nasıl gözlerinden belli oluyor ama? Oluyor mu? Çünkü ben banyo meselesini biliyorum şekerim. Kim söyledi? Hizmetçi söyledi. Bak namussuz karıya, gözüm tutmamıştı onu zaten. Demek her şeyi öğrendim. Evet canım. Ne yapalım be? İnan benim kabahatim yok ama Rana. Bu seni tanımadan evvel olmuştu yavrucuğum. Eğer seni tanısaydım böyle bir şey yapamazdım zaten bak. İnan... Şekerim, senin kabahatin yok ki. Ha, onu sürdün. Hizmetçi tamam. Bozmuş. Onu. Onu. Bozmuş. Evet canım. Hizmetçi. Evet. Rivayettir, hizmetçi yapamaz öyle iş. Ay şekerim, ağzını kurcalarken patlamış. Ay! Ne diye kurcalamış bilmediği şeyin altını? Patlatır tabii ya. Şuna bak, ne alakadar etmiş. Helalimin altı. Mahkemeye vereceğim, dava edeceğim. Ay niye sinirleniyorsun Turgut'cum? Ne demek ya? Tabii sinirlenirim ben. E tahmin ettiniz, olur biter yavrum. Yok canım. Bakalım eskisi gibi olur mu? Bakalım ben tamirli mal ister miyim? Mahkemeye vereceğim. Aman be Turgut ya. Alt tarafı banyonun kadını bir şekeri. Anlamam. Kazan. O kazan ezelinden patlak zaten. Dur bakayım dur. Sen çok heyecanlandın. Yok. Yoksa banyonu görmemi istemediğin biri mi var? İstirham ederim. Eğer bana itimadın yoksa buyur bak, bırak şimdi misafirimi atla. Oldu hayatım, ben telefon etmeye gidiyorum, sen de hazırlan. Hadi yavrum hadi. Ulan Adem, yedim seni. Beni gönderecek ev bulamadın da bu karının evine mi gönderdin lan beni? Yavrum yavaş konuş. Banyo
çok soğuk, üşüyorum. Soyunmadan yıkan, soyunmadan, tamam mı? Korkun! Bir tane. Şekerim bir türlü numara düşmüyor. Hayatım telefonun üstüne tık tık yapma, akak düşer numara. Korkun! Yavrum! Diye söyledi, birkaç odun getirsin. Odun odun getirmez, takıyaları sok sobanın altına, tamam mı? İlk devrede yüksek sesle bağırma, duyulacak. Yavaş ol biraz. Korkun! Yavrum! Hayatım bana orada rehberi odası versene. Ya sıfır biraz sorsana Allah aşkına. Korkun! Yavrum! Yandan birisi bakıyor. Al içeri. Ya alma, kov. Ay Allah'ım, ben olacağım yarabbim. Alo! Alo! Tımarhane bir yatak yarabbim. Ulan Adem, bu genç yaşta beni kalp... Tamam. Adem ne demişti? Bir hap 12 saat. Başka çare yok. Sana biraz vodka koyayım. Bunun içine 3 tane. 3 olmaz. 2 tane de. 5 tane. Yeterim ha. Kalanını da buna boşaltırım. Oldu bu iş. Rana'ya bunu içiririm. O yatar, ben karımı alır kaçarım. Korkun! Hayatım, bir türlü numara düşmedi, ne yapıyorsun şimdi? Boşlar düşmesin, gel kafaları çekelim. Aa, ben onları istemiyorum. Bu vakti zevkliniciysen gel. Evlâsan hiç, ben devam ederim. Bir yudum alayım, üstünü sen. Evet. Tamam, başlıyorum. Allah geldi. Mıslık geldi. Eyvah, misafirini geldi. Evet. Çabuk yatağın içine gir. Yokmuş gibi davran, belki çalar çalar gider, tamam mı? Hadi yavrum. Nermin! Yavrum, kızım! Ay canım yavrum! Sabri dememiş yatmış, tıpkı annesi gibi. Yavrum, seni böyle görünce evlendiğim gün aklıma geldi. Gülersin, gül bakalım. Ben de senin gibi gülmüştüm. Ama sen erkek milletini tanımazsın kızım. Onları daima giyinik olarak gördün. Halbuki soyundukları zaman birer faciadırlar yavrum, facia. Canım yavrum. Biraz sonra istikbalin annesi olarak milli olacaksın. Sakın küme düşeyim deme. Korkma evladım, korkacak bir şey yok. Şayet korkarsan kapının önünde bekliyorum. Anne diye çağırsana yardıma gelirim. Ne diyeyim güzel kızım? Seni böyle görünce içim parçalanıyor. Ana kalbi dayanır mı buna? Allah sana kuvvet versin yavrum. Allah afiyet versin. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Sık dişini, bitir işini kızım. No, ne güzel. Buraya bir kadın geldi, evlendiği geceyi anlattı. Evet. Sıkışırsan beni çağırdı, sonra da gitti. Aa, kimmiş bu deli böyle? Boşver ya, Dermin adında birini arıyor. Allah, kaynanam gelmiş. Ya ne kalabalık gelmiş burası böyle Rana. Herkes, her önüne gelen buraya uğrar mı? Evet. Böyle senin kimsenin uğramayacağı böyle ikimizin baş başa kalacağımız bir odamız. Benim odaya gideriz hayatım. Aldı. Gitmeden şundan bir yudum da içelim. Aa, ondan istemiyorum. Vallahi güzel olacak bak, bulutların üstünde uçacak. Benim odada viski var, içer beraberce uçarız hayatım. Yani şundan bir yudum al, Allah aşkına bir yudum al. Ya ne olur bir yudum al sen. Hani şeytan diyor, şunu kendin iç, yap bir daha kalkma vallahi. Turgut! Hay Allah! Turgut! Yine bu adam meydanlarda yok nerede acaba? Oyunu iptal etti, herkese merhaba anlatıyoruz, o burada keyif ediyor. Aa, içki de içiyor, şuna bak. Sen içersin de ben içemezdim, yeter artık. Yeter artık, arkadaşlık falan yok. Oh! Canıma değsin. Ne biçim şey bu böyle, ay 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 ay. Ayol Turgut, gözün kör olsun. Başıma ne der gel. Ah, uzanayım bari. Ay ay ay. 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 Ah. 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 Rava. Rava neredesin yavrum? Meze mi hazırlıyor? Rana kızım, bak gel sana gul getirdim. Çok kıymetli bir gul, piyasada bir tek arasan bulamazsın. Nasıl da götürdün? Aman onlar kırmızı, bu peyme daha kıymetli. Gel de gulünü verirken sana güzel bir iki laf edeceğim. Gul nerede lan? Gulü kim aldı burada? Ben git. Ulan aman sen. Ne güzel kokuyor. Oh. Rana meze hazırlıyor değil mi yavrum bak. Şimdi ulan nasıl bilirsin, içtiğimi de kor, hazırlığını da yap diyor.
Efendim ben çok özel içkiyim, sabaha kadar içsem serhoş olmam. Bazı insan vardır, içkiyi içtiğim hemen sıpıtırayım. İçkiyi ağzına içeceğim. Bazen bardaktan gördüğüm serhoş oluyor. Geçen sene bir arkadaş dedi ki bana, gel dedi seninle bir içki yarışması yapalım, otur dedim, koy şişeyi. Şişeyi koydu o. Şimdi şişeye koyunca ben orada var, hay. O aralık. Ben diyorum ki kendime, sen içkinin evi kim sallıyor lan? Arkadaş, bana içki içerdirler, bardakla gösterdi. Demişti, ulan şöyle şey, bardağı kısa, şişeyi uzun yapmışlar. Ulan ne adamlar var be? Şurada bir işi yaptı mı hakkınla yapacaksın, buyurun. Bu bardağı yapmış, o da ağzını açmamış. Ulan sallamayın oğlum, şaka yapmayın ya. Ulan bardağın ağzını açıyorum bak, bu ilimi unutma. Afiyet olsun ya kardeşim hocam. Kiremitlerini düzelttirsem Allah. Görmüyor mu? Ana! Ulan Cafer ne ettin oğlum? Sabaha kadar izliyor. Geçen nerede? Geçen... Yaharın lan, tabanca nerede lan? Kızrağın at, yatağa mı girdin lan? Hazırlan geliyorum lan. Bana bir şey oldu abi. Ne oluyor lan? Başkoslarıma selam veriyorum. Oğlum, içinde adam olmayan yesbi elbiseye selam mı verin? Hayır. Buyur dayım. Biz bu yan için geldik. Baskına geldik o. Aferin oğlum. Kaç türlü baskın vardı? Vallahi bilmiyorum bey. 3 türlü baskın vardı. Hı. Bir, haberli baskın. İhbaylı baskın, baskın gibi baskın. Hayır. Demek oluyor ki biz bu ya haberli, ihbaylı, baskın gibi baskın yapmaya geldik. Hayır. Onun için kalemini kağıdını çıkart, dedikleyimi yaz. Basın hayır. Geç şöyle. Yaz olmayı. Sol tarafta bir iskemle. Sol tarafta bir iskemle. İskemlenin 4 ayağı var. İskemlenin 4 ayağı var. Onun soyunda bir Amerikan bay. Bir Amerikalı bay. Üzerinde şişeler ve içkiler. İçki ve şişeler. Gelelim orta kısma. Orta kısım. Yaz olmayı. Oytada bir kayola. Bir kayola. Kayola'nın 2 ayağı var. Onun da 4 ayağı var ha? Yani öteki ikisi gözüküyor mu? Gözükme dayım. Adamın asabını bozma. 2 ayaklı kayola. Yaz olmayı. Kayola'nın tam üstünde bir battaniye. Bir battaniye. Battaniyenin orta kısmında 30 santimlik bir yükseklik var. Olmayı. Buyur dayım. O halde bu battaniyenin altında bir şey var. Herhalde dayım. Acaba ne var? Ne var? Açay bakayım. Bakalım dayım. Bu kadar basit. Yaz olmayı. 2 ayakkabılı bir çizmeli ayak. 2 ayakkabı bir çizmeli ayak. Oymayı. Buyur dayım. Buyur da. 1,5 ayak oldu, adam olduğuna göre 1,5 adam var. 1,5 adam. Olmayı yaz. Soyadan çıkma bir ayak daha! Soyadan çıkma bir ayak daha! Ayu! Buyur bey! Çabuk içeri git! Ne kadar kişi varsa çay gelsinler! Başına bak! Başına bak! Ayu aslanım benim! Hepsini getiren bana! Şöyle burada! Gelsinler! Gelsinler!
yaparım ha! Yakaladınız mı komiser bey? Yakaladık ama kalk koylar. Ben şimdi onları kaldırmasını bilirim. Hı adamı! Rama ne desin lan? Yo Rama, bana bir tuhaflık oldu. Bu Lütfü bana dans eder misin? Gel bir dans edeyim. Dersim oğlum iyi, dersim oğlum iyi. Yani bak şimdi Rama, gelsin biz balkona çıkalım, serinlikte orada biliyor musun? Rama, kız portakallar suyunu mu çekti? Bir yengire sende bir... Çıkır ki, kıpırdamasın lan kimse patlasın. Eyvah! Lan Maya bak, sen ne yapıyorsun burada? Ben otobüs bekliyorum efendim. Çok güzel. Peki senin ne işin var? Ama benim ne işim var burada? Ya koca kayı, sen ne yapıyorsun? Mehmet görmeye geldi. Kim yan içinizde mi? Ben de burada görmeyeyim. Allah'ım. Sorarım sana akşama, akşama. O bana akşama, ben sana zabağlan. Deş lan kaç defa adamın asanı bozma. Ne bağırıyorsun? Yürü! Ne bağırıyorsun ya? Yürüdüğün sağa. Ya oskucum onu bana bağırma, ben oskuz adamım. Ben yedim büyüdüm ben. Ulan oğlum, bana bana, bana bana, bana bana, bana bana. Ne diyorsun lan sen? Bana bana, bana bana, bana bana. Yürü lan, geç kaç defa adamın asabını bozma diyorum sana. Tamam gidiyoruz lan. Bana bana bana, yürü lan bana bana. Aferin lan, bekçiye bak, İngilizce konuşuyor be. Utanmıyorum ben bu kıyafetle geleceğim, ne var kuruşuk içince. Uyan. Yemin hala orada, levberi bir kıyafet. Uyan, sen kendi kıyafetini görüyor musun? Ne var kendi kıyafetini? Ne görüyor, gayet dimin. Ne lan bu ayı? Biz kıyafet balosuna gidiyorduk. Ha. Kıyafet balosuna giderken birden biri... Neydi lan o, söyle bakayım, bastırma mıydı? Bana bak koyup sen devletin yesmi elbisesini kıyafet balosunda giymenin cezasını biliyor musun? Sen biliyor musun? 6 aydan başlayın. 11,5 aydan. Sen de aydan biliyorsun. Oho. Beyoğlu'ndan Cübali Etayin, ondan başkomiser Cafe'ye kız kız yaktı. Ay ya. Senin suyun ısındı, tamamsın. Burada ne kadar kişi görüyorsam hepiniz birden Cübali Kalavu'na gidiyorsunuz. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Benim ne adam olduğumu bilmezsin. Onu bilmem, işimsin. Oynama lan. Siz ve siz de beraber hepsini mevcutlara götürüyorsunuz. Şimdi sağa gelince. Bak dinle, İngilizcenin bu zili bekle var. Hadi be, 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 hadi be. Oğlum Ali yok. Bugün benim, ya memur benim de dili dönmüyor, bana hep ayı diyor. Ali nerede, ayı nerede ha? Bugün benim. Kahvaltım hazır mı? Hadi bakayım, buyur ha. Evet be, ayı be. Ha. Koy gibi açına. Aferin olsun bayım. Ulan bu simidin susamlayı neydi? Valla fırınca eksik koymuş herhalde beyim. Peki bu beyniden iki diş eksik. Fareler yemiştir ha. Peki bu çayın şekeri neydi? Dam gelmiş kahveci tek koyuyor. Yani ayı, şurada 3 kuruş maaş alıyoruz. Onu da kahvaltıya veriyoruz. Uyan sen yersen ben mi aç kalacağım be? Hadi neyse geç şey, boş ver, sen de bir insansın. Sağ ol beyim, Allah razı olsun. Ali. Buyur beyim. Şimdi ben biraz uyuyacağım. Ha. Baban gelse beni kaydırma, uydu mu? Başına beyim. Hadi aslanım. Beyim. Ha. Senin baban da gelse kaldın mı? Yok oğlum, kaydım var. Benim babam öldü, vefat etti, gelmez kaydım. Tamam, hiç meraklanma dayım, kaldın lan bana. Sen rahat rahat diyor orada. Hiç meraklanma. Memur bey, tuvalete girebilir miyim? Biliyor musun? Aha ya! Komiserin masasında kahvaltı ediyor adama bak be. Bu ne ayıp, bu ne diyorlar? Uyuyor peki. Ne demek uyuma? Memur kısmı bu saatte nasıl uyuyor vicdansızlar? Mesai başladı mı ki uyusun? Sabah 9'da yatar, akşam 5'te kalkar. Kalkınız. Dokunma lan ayı. Memur bende. Ayı kim lan? Benim beyim. Memur bende. Ayı başkomiser. Çok löbeli bir durumda gördüm sizi. Ben ne biçim adam olduğumu anlarsınız. Geri çekininiz. Kahve içer misin? İçeyim. Gözünü vurdu mu koydun? Kalk hayat. Ben oturdun mu lan oturuyorsun? Bir başkomiser oturmadan nasıl oturursun aa, yavrum? Bu son olsun, bir daha görmüyor musun? Ama, ama, ama! Gördüm oturuyordum! Demek ki sen bunu bilmiyorsun. Hayatta bilmemek ayıp değildir. İnsanın bilmemesi... Bir memuru... Hakikaten böyle bir durumu... Hadi otur görelim benden evvel.
Onu bana getir. Sen benden yüksekte oturamazsın. Al onu. Ayağa kalkın karakol duası. Allah'ım karakola büyük adam düşürüp de bizi şarka sürdürme. Amin. Ben çok akçı bir adamımdır, ona bak. Ben mahiyetimi kardeş gibi severim. Yalnız onlardan bir şey rica ederim. Yani siz bundan sonra birbirinizle senli benli konuşmayacaksınız. Nasılsınız? İyiyiz, bizlisiz de böyle konuş. Emrah verir misiniz? Veririz. Buyurunuz, böyle istiyorum. Burası 100 numara mı? Evet. Hazırlayın, resini bir gazete koyun, lavanta koyun. Biraz çiçek filan da koyun, istirahat buyuracağım biraz. Giyemezsiniz. Ne demek lan, orası karakola ait değil mi? Bütün çarşı esnafa boyda giyiyor. Oh beyim, o esnaf burada mı rahatlıyor? Bundan sonra girmeyecek. Bana kriz ne zaman gelir belli olmaz. Bak şimdi yokluyor beni, yoklama yap. Evvela danışalım. Siz, isminiz neyiniz? Benim? İsminiz neyiniz? Latif. Soyadınız? Güzel konuşuyor. Allah için güzel konuşuyor. Kaça kadar okudunuz? İlk mektep 2'yi bitirdim. Heyret hiç göstermiyor lan. Ben de ikincilik de bitirdim. Vay! O kadar okudun lan. Bu uzun tahsil hayatı seni sıkmadı mı? İkincilik de bitirdiğine göre çok çalıştın. Ya zaten sınıfta 2 kişiydik. Bende şans yok, bir kişilik sınıfa düşemedim lan. Yoksa beni bardakla gösterirler, daha sınıf birincisi. İsminiz neyiniz? Ali. Soy isminiz? Meşe. Kaça kadar okudunuz? 5'i bitirdim. İnşallah yanlış duydum. Böyle bir hata yapmasın inşallah. Ne dedik bir daha bir bakayım. 5'i bitirdim. Kime sordun lan? Senin memurun 2'ye kadar okumuş. Başkomiserin iş tahsili yok. Vicdansız sen 5'i nasıl bitirir lan? Zabut tut lan, zabut. Sen 5'i bitirin ha. Karakolumuz 5'i başlarından. Ali Akasya ağacı, ne ağacıydın ama? Meşe! Ali Meşe! İlkokul 5'i bitirdiğinden daha başka bir vesveye tayin edilmesiniz. Dayım kurban olayım ben ima. Sen? Tahsil adamsın oğlum, sen burada harcanıyorsun. Dayım ben radyoya kurban olayım baba. Bir daha soran olursa hiç tahsilim yok dirsin. Bu karakolda benden okumuş adam istemiyor. Baştan. Beni sorarsa bunu istemez o dirsin. Çıkmadı mı lan o adam? Ay. Koşmadı. Sen nerelisin? Ben Mayaşlıyım. Ne dedin? Mayaşlıyım. Bir daha bir bakayım lan. Ne diyeceğim başkomiserim? Kahramanmaraş. Sen neresin lan? Kahraman Diyarbakır. Başkomiserim sen nereli sen? Kahraman Kayseri. Fedakar Kayseri. Koş bana bir kahve söyle. Nasıl olsun bacım? Ne demek ki başkomisere kahve nasıl olsun diye sorulmaz. Az şekerli, orta şekerli, çok şekerli yaptırırsın. O günkü psikolojik durumum. Hangisini içmem icap ettiriyorsa onu içerim. Defolunuz! Ne var ne yokunuz? İyilik sağlık başkanım. Bu yaşıyoruz işte. Geçenlerde bizim kaynamalar geldi. Komiserim, çocuğu da sünnet ettirdik. Ben sana çocuğunun pipisini mi soruyorum lan? Haberiniz efendim. Orada durunuz. Fincanınızı alınız. Yavaşçanı şuraya koyunuz. Geri çekiniz ve gidiniz. Parası? Pastırgaç! Eşoğlusunuz! Al götür bunu. Bunda göz var, içmeyen bunu. Çıkmadı buna bu adam da alak. Bu ne bir daha bu karakolun helasına kabızlı adam sokma. Buraya kabızlı girmeyecek lan. Peki, ben nereden anlayacağım? Kabızın yüzü böyle olur. Baktın adamın yüzü böyle.
O mülayimdir, gitsin çıkar. Ulan topladın mı lan orasını? Yürü evde tamamlaş. Yürü lan. Mayın gemisi gibi döke döke git. Ne oldu? Bokuna bastı düştü. Başkomiserim, hadi buyur. Nereye buyurum? Sinirden geri kaçtı, nereye gidiyor? Başka ne var ne yok? Ha, mahalleye Esma adında bir kadın taşınmış, ev işletiyormuş, bütün mahalleli şikayetçi. Bizim mahallede randıman evi mi açılmış? Evet. Bir ev, bir ev. Gidim o beş. Alo. Alo. Niye çalışmıyor lan bu? Ha, bekçi onun pilleğini feneğine taktı. Vicdansız, gece nöbette benlerde kullan, gündüz telefona koy. Geç şunu manyetet, Ceryan, Ceryan gelsin. Sırarım ağrım. Karıma haber verin, git yok. 220 mi yapıyor lan? 220 çevir, çıkmadı mı lan o adam da? Çıktı. Çıktı mı? O zaman bir işini sokun içeriye, çıkartın. Niye? Bağırman boşa gitmesin. Git şu hindiyi kovala oradan bakayım. Niye? Benden daha çok kabarıyor gibi geldi. Alo, kaçtı numara soranı? 3-2 Miday. Santral bağla bakayım bana. Koru bakalım aralarına aslan doğruyor. Alo, burası Cibali Karakolu, ben başkomiser Cafer Kıskıvrak, ismim geçti mi selam durun. Koruyorum bak, duruyor bana, koruyorum. Kız, kimsin sen? Sermaye misin o evde? Ver, ananı ver, ananı, patronu ver bana. Kimsiniz? Sen misin Asma? Yaptığım istihbirete göre, Karakolu'nun pek yakında bir yerde bir randımaya ulaşmışsın. İcra-i faaliyette bulunuyor musun? Yat lan hadi, vicdansız kar, orada çoluk çocuk aile otur, utanmıyor musun? Ben orayı boşaltacaksın. Cehennemin dibine gidersin. O kadar. Uzatma diyorum sana. Sende bir karı vardı, duruyor mu sarışın? Beni mi sordu, ne zaman sordu? Değil mi lan? Ulan şu pazarcılara söyle, karakolun yakınına eşek bağlamasın. Başkomiser huylanıyor da lan. Vallahi geçme, çalış. Bak haberin olsun, yarın öğleden sonra evini basacağım. Sen karıları üst kata al, ben alt katı basarım. Hani mi çağırdın mı? Ne oldu oğlum be? Bir yerden gözüm düşüyor. Ne o? İstidamız var da efendim. Dilekçe diyeceksiniz. Direkt koyun şunu. Yer düştü. Olmadı, baş aşağı oldu, ters durdu. Sen hiç de ters durdun mu? Hayır. Seni de durdururum şimdi, koyma. Bir başkomiser bunu ters bir düzme olduğunu bilmez mi? Ben orada barınak izi arıyorum, ona bakıyorum. Karışık yazmışsın, al kendin oku. Ne karışıyor, daktilo yazsın. Daktilo arızalıymış, bak bozuk çıkmış. O, bu bir piyestir efendim. Piyasada gezersin, biz karışmayız onu. Hayır efendim. Yani biz temsil vereceğiz efendim. Fırına tepsi vereceğin karakola mı soruyorsun, vicdansız? Değil efendim, otelle bu yani. Ya otel müsaadesi. Otel açacağımdan karakolunuza soruyorum, kaç pencereli olsun? Benden dalga mı geçiyor lan? Hayır, ben otel açmayacağım. Ağzından otel lafı çıktı mı açacaksın? Nasıl açarım oteli? Yarına kadar temelini koruyacağım, kazmış olacağım. Yapma ya efendim. Sen burada bir çırpıntı mı geçiyorsun benden burada? Herhalde piyesin mevzunu öğrenmek istiyorsun. Mevzu nedir, oku ben. Mevzu anlatayım efendim. Anlatayım. Ben birinci perde açıldığı zaman Otello isimli bir kumandan vardır. Kumandan mı? Evet. Kumandana ben karışmam abi. Öbe reisine götür, bak şu öbe orada. Ben kumandana karışamam. Ama siz piyese şey yapacaksınız. Tamam, karışmam sahne. Oğlum, ben ne karışıyorum kumandana ya? Allah Allah. Kumandan da bu, mütekahit kumandan. Bu emekli mi o? He. Ver, bana düşürsün. Yine de bu adam. Efendim, bu Venediklidir. Venediklidir diye diyor, Venediklidir. Venediklidir efendim. Ya lan, bir başkomiser Venedik'in nerede olduğunu bilmezse oturmasın buraya. Venedik, gözü kapalı bulurum. Yaz Kayseri'ye 3 saat. Ne yapıyorsunuz başkomiserim, Venedik'te kayıtlarının ne ayakta? İtiraz mı ediyorum? New York'un kenar mahallesi de lan. Biz bilirik, sen bilemezsin. Peki efendim. Lafı kısa, abdet edeyim. Aa, edeyim efendim. Efendim bu Otello'nun Desdemona isminde bir de karısı var. Bu Yahudi karısı mı? Hayır, bu da Venedikli. Bir ifadede iki kişi aynı yerden olmaz. Yalova'nın köylüğünden gelir.
çabuk ol, çabuk ol. İşim var, horoz dövüşene gideceğim. Efendim günün birinde Yago Dezdemona'ya iftira eder efendim. Otello'da Yago'nun sözlerini aldınız. Üçüncü perdenin sonuna doğru karısını boğar, öldürür. Ulan bu resmen cinayet olur. Evet. Hazırlanın hemen. He hazırlan. Alo santral. Santral bana bağla bakayım ikinci şubeyi bağla. Cinayet basısın. Oğlum bırak başka atı sen balatı malatı şimdi. Burada kazanı vurmuşlar be. Sen de cinayet basısını bir. Alo kimsin ki? Ne yapıyorsunuz? Cinayet basısı. Hulusi sen misin? Ne diyor lan gözükmüyor ne zaman diye. Vallahi iyilik lazım. İkramiye var mı bu ay? Çoluk çocuğu alıp gelsene sen bize bir uğra kahve içerisi. Hadi gözlerine mi öpürüm? Hadi yavrum, hadi güle güle. Uğra vallahi gözünü çapağın yiyeyim hepsini. Hadi güle güle, sağ ol. Dudur kapatla birisi karısını vurmuş. Hayır vurmaz efendim, boğaz vuruyor. Hayır efendim, perdenin sonunda yastıkla boğaz. Bir vatandaş geldi, iyilik olsun diyor, diyor. Geldim ben hadiseyi gördüm diyor. Kendisine. Beyefendiyi yazdın, şahat. Ya şahit efendim. Sen şahatsın oğlum, sen gördün. Kavgayı ayırmak istemiş, üstü başı kan içine kalmış zaten. Hayır efendim, yok kan falan. Ulan kasaptan ciğer alın, sürün üstüne bunu. Cinayet ne zaman oluyor, ne zaman oluyor? 500 sene evvel. 500 sene evvel, bu sabaha karşı oluyor. 500 sene, valla 450... Ne dedin ulan? Sen... 500 sene olmuş bir cinayet için bir karakolu işgal etmenin cezasını biliyor musun ulan? Bilmiyorum. Bakarız burada kanun sariyen yazar. Bakalım kanun ne? Sen kanuna bakamazsın, gitsin. Ben bakarım kanuna. Kim koparttı lan bu sayfayı? Yaz. 500 sene belki civari karakolu başkomiseri belli olmadığından katilin hükmen belasına karar verildi. Getir bakayım. Gel şöyle gelinmez, bilmiyorsan öğren. Başkomisere imzaya evrak nasıl gelir? Öğren. Şimdi sen başkomisersin, ben de seni. Yani sen bensin, ben mamurum. Gel şimdi otur. İmzaya nasıl gelir? Öğren oğlum, bilmeme kayıp değil. Öğrenme ben kayıp hayatta. Evrağı istersin, lan gel sana. Bak gelişe bak, koruyan bak. Durdum. Hafif döndü. Şu hareketi yap. Sen geçsene lan oraya. Ne bakıyorsun öyle baygın baygın eşe ola şey. Ne olur burada durursam efendim. Huylandın lan! Koydum. Güzel. Hayata bilmemek ayıp değil. Hayatı öğrendiğin yeğen. Ve bu mevzuda çok arkadaşlarıma yardımcı olur. Bir şeyi öğrenmen lazım. Bir şeyi öğrenmek için de bazı dikkatlerde yerimde koşumu var lan! Kuru tülük, kuru tülük al. Pişt. Aferin, güzel. Getir, koy ver. Geç yerime. Divit nerede? Divit ne? Kalem, kalem. Ha, Bekçi onu oğluma verdi. Karakolda kalem yok mu şimdi? Yok. Hadi evladım, sen 3 ay sonra gel. Ne yapıyorsunuz efendim? Niye? Bu akşam... Ancak be. Gelir ulan, git adama asamı koy. Tamam, bak, bak, senin için yazıyorum yazı Ankara'ya, yaz, İvedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara. Vatandaşın zaptı yarım kaldı, acele kalem gönderin. Daha ne diyeyim oğlum? Evet, eğer bir kalem içinse buyurun, kalem var bende. Bir. Bu karakolda ilk defa imza atıyorum, hayırlı olsun. Ulan bir horoz filan kelseydiniz. Bir tutukluk koruyorum kendimle. Allah'ım mahcup etme. Ne bakıyorsun lan? İlk defa imza eden adam mı gördün? Bakma nazar diye, bakma! Çok özel atarım imzayı. Sana inat imza etmiyorum, parmak basıyorsun ama. Kaça aldın bu kalemi? Bana vermedin, hediye. Güzel sarma kalem. Dolma kalemi. Sarma kalem. Hediyedir efendim, bana vermedin. Zahmet etmeseydin ben, niye zahmet ettin onu? Eli açıksın vallahi gözünden beni zaten. Ne değil, bana hediye. Karakola hatıran olsun, hatırlarız. Dün akşam bir ifade vereceksin, baskın olmuş. Gel, evet, ifadeni ver orada. Adam! Turgut. Ne oldu? Yazar oynatır. Ne diyorsun yazar? Ne oluyor? Yazar ne biçim bunu? Ne oluyor orada, ne oluyor? Başkomiserim yazını oynatayım diyor. Oynasın. Tamam için. Sen benim memurumu nasıl oynatıyorsun lan? Hayır, oynatamadım efendim. Oyna bakayım kardeşim. Oyna, yap. Oyna. Yap bakayım koca karılar hamamdan nasıl bayılır.
Ama ben öyle demedim, soyadınız dedi, yazar oynatır dedim efendim. Evladım ben yazarım, sıkışınca oynatırım diyor. Senin de var mı? Doğum tarihi. 1318. Baş. Yazsana, niye yazmıyorsun oğlum? Beni meşgul etme, çalışıyorum, bozuştuk okuyorum. Başkomiserim, benim okumam yazmam var ama ben yakanlayı bilmem. Benim de 3,5'um var, 4'üm yok. Karakolu müşkül durumda bırakma. Teker teker söyle. 1318. Anlat. Efendim dün akşam nikahlımla beraber Mis Sokağı Mis Apartmanı'na balayını geçirmek için gitmiştim. Bir baskın oldu. Yatakta başkomiser Cafer Bey vardı efendim. Şimdi başkomiser Cafer Bey yatakta... Ben seni gördüm orada. Ben de sizi gördüm efendim. Ben yatağın kenarına duruyordum, sen kenardaydın. Evet. Adem de yan... Çıkar lan Cafer oradan, çıkar! O ney o? Cafer! Ulan ben bu kadar küçük miyim lan? Çıkar! Çıkar lan! Kazık atan adamsın ki ifade kazık atan adamsın ki ifade vermesini bilmiyorum. Gel şuraya. Senin namına ifadeni ben veriyorum. Dün akşam evlendiğim cezvem ile geziyordum. Şey pardon, zevcem ile olacak efendim. Cezve. Cezve de kahve pişer, zevcedir bu efendim. Yaz lan maşrafa. Maşrafa olur mu efendim? İtiraz mı ediyorsun? Evet. Otur ah de lan oraya. Hadi de koruyayım, geçsin de koruyayım. Adamın sınırını bozma, anladın mı? Adamı sinirlendirme. Birdenbire aniden ansızın... ...hava bozuverdi. Dün hava bozmadı ki efendim. Bozuverdi hava. Hava bozmadı efendim. Bozdu lan. Hayır, gayet güzeldi hava. Yağmur çiseledi yazdım. Hayır, yağmadı ki. Hulüzar esti, yaz bakalım. Hayır efendim. Dolu yağdı lan. Yapmayın başkomiserim, Ağustos'ta da dolu mu ya? Ben başkomiserim, Ağustos'ta gar yağdı. Hadi değiştir görelim, gar yağdı. Sular dondu. Vatandaş üşüdü. Her gün 4 defa yaparım bu hareketi. Getireyim sahaya, kurutulu. Koy oraya, geri gece geç. Gördün mü kocanın bebeğin anasını kapatak yapıştırdı? Oğlum git başka yerde imzaya baksana sen. Ne bakıyorsun oradan? Gördün mü? Gördün mü çalınması diye? Şu gördüğün delikanlı var ya, şu gördüğün delikanlı benim oğlum işte. Allah bağışlasın efendim. Bu sana mazım oluyor. Maşallah aslan gibi efendim. Mazım olsun da bilmez. Ne soruyorsun lan bu Türkiye kafaya? Rabia mı orası? Başkomiserim. Ne diyor? Bir arvat geldi seni görmek istiyor. Ver beni konuş, kaba herif. Vatandaşa hitap çektin ama, avrat. Kancık diyecek. Dahiliye vekaletinden gelen tahmimi herhalde okumuşsunuzdur. Hayır. Emniyet mensupları vatandaş suçlu dahi olsa vatandaşa karşı gülen yüzlü olacak. Güleç olacaksın, sırıtın al. Bas be! De bakayım sen, git, geç! Efendim ben? Orospu musun? Şikayetçiyim. Buyurun, nedir şikayetiniz? Mis Sokağı Mis Apartmanı 3. katta oturuyorum. 4. katta bir bey var, akşama kadar bir kapı sonuna kadar açıp dans edip rahatsız ediyor beni. Her şey için karakola gelinmez, git kendi aranda hallet, rica et hadi yavrum. Rica ettim, bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Evlenir, keyifle benim, istediğim gibi çalar oynarım dedi. O mu dedi? Evet. Sana mı dedi? Evet. Sen git benden selam söyle de korur bakalım bundan sonra ne olduğunu, hadi yavrum git sen beni söyle onu. Söyledi. Ne dedi? Bak dinle, bayılmıştır ismini duyunca. Başkomiser... Olmasın, alıştıra alıştıra söyle. Başkomiser Cafer bana vız gelir dedi. Haklı, oraya mı? Ulan yedim onu ben şimdi. Alo! Alo! Çakalanırak. Alo santral, bağla bakayım kaç numarası? 1455. Dinleri karıştırma, vicdansız, teker teker söyle. 1450. Duydum değil mi? Denk söyledim, sesimi ineceğiz.
Benim oğlum bu sefer hakim oldu. Allah var. Harun kimsiniz? Efendim burası Civali Karakolu Başkomiser Cafer Kıskıvrak Bey. Hakkınızda şikayet... Bağırma lan, ne bağırayım? Valla kulak ederim sen ha. Vallahi gelirsem analarına aslan doğuyor polisim ha. Kimsin? Kim dedin? Deli mi? İstersen alo ha. Hey, vali mi? Vali, vali. Ulan gözüme artist girdi. Artist mi girdi? Ulan hastalık artist neydi o? Hangi artist o? Hangisi? Neydi Rafael? Rafael Welch. Welch, Welch geldi gözüme. Alo, sayın büyüğüm nasılsınız? Ellerinizde götürmek için açtık. Hep bebeğiz efendim, Allah razı olsun, Allah başımızda. Yedim lan seni. Korecan bir analarına aslan doğuruyor. Korecan nasıl kükürüyor? Bir emriniz varsa yapalım. Çarşıdan bir şey alınacaksa biz alalım, ucuz alalım. Allah başımızdan eksik etmesin. Peki başka bir mesveye tayin edebilir misiniz? Yok ben öyle büyük mesve istemiyorum ben. Ben Aksaray Meydanı'na kaymakam yap git yer. Kalan ayağı görmüyor mu? Selam ulan, selam. Allah başımızdan eksik, sağ olun efendim, sağ olun, var olun. Bu ne beni bekçi mi yaptıracaksın sen? Şaşırdım, bekleyeceğime sıfır dedim. Ulan satıra, niye yanlış yere sokuyorsun fişi? Sıfıra değer oğlum, beşe sokacaksın, hadi yavrum. Kalan ayağı. Alo. Hakkınızda şikayetçi var, burası karakol. Başkomiser Cafer Kıskıvrak, ben. İsmin ne senin? Çabuk efendi, bir kadın geldi, iki gözü çeşme ağlıyor burada. Üst katta kurutu ediyormuşsun, gramofon çalıyormuşsun, yapma oğlum. Ne demek lan, zavuk ne düşünüyorsan sen alt kata inersin. Hadi rey, bağırma. Duman ederim oğlum, ne iş yapıyor bazen? Manifatracı. Ne demek o? Bezdan, bezdan. Bu kumaş, koynek filan mısın? Aha. Graviyet filan. Evet. Nasılsın Şaban, iyi mi yavrum? Ya orasına karakola kahve içeriz be. Sen ısmarla, sen ısmarla ha. Dinle beni. Ya geçen gün gördüm seni yolda gidiyordum, ne kocan adamsın be. Yaz böyle delikanlı, kara kaçtı, kara gözlü. Nasıl, sen kınalı mısın? Kaşların sarı mı dedin? Ne oldu lan, yangından mı aldın, ne oldu? Bu kadar Allah için yani senin vücut da yana, pelivan mısın desin be adam be. 150 kilo var mısın Şaban? Kaç? 33 mu lan? Şaban ne zaman süzüldün oğlum? Sende var mı koynek koynek? Sadokor, krem rengi, gönder bana bir tane. Başkomiserim. Gönder Bana da iki çorap. İki de çorap koy, rüşvet mi yiyor lan? Hadi gidiniz, hadi gidiniz. Çok olur. Teşekkür ederim efendim. Görüyor mu halimizi? Gel bakayım gel. Bakayım bir vatandaş daha var. Polis şerif. Gel. Buyurun, buyurun. Yüzünüz kuyusun, yüzünüz kuyusun. Ya lan bıçak mı çekeceksin eşşi olaşı? Çalak olacak, Napolyon musun? Şolaşı lan. Ben biz buraya gittim. Küfür etmeyin ama efendim. Ama gülüyor lan, gülerek eşşi olaşı. Bir şikayetim var efendim. Buyurun şikayetin isminiz, yazın isminiz, zabı tutun. İsmin. Süreyya. O ismin. Bilmem. Yerde gülme, tamime ne lüzum var? Soy ismin. Bilmem dedim efendim. Öğren de gelme git. Yanlış anladınız, soy ismi bilmem. Ama bana ne diye öyle ben... Ama bilmem soy ismi, tesadüf... Çok esenteren ha, çok esenteren. Şikayetin ne? Köşedeki çorbacıdan işkembe çorbası içtim. Afiyet olsun, bana ne? Ya ama içinden naylon çorap çıktı. Çorba içtiğin içinden naylon çorap çıktı, bunu şikayet ediyor. Evet. Ulan vicdansıza bak. Meyve suyu içiyorsun, kapağına bakıyorsun, altından otomobil çıktı mı göbek atıyorsun. Ulan adam ikramiyeli çorba yapmış be. Fakir adam yün çorap koyamıyor, naylon çorap koyuyor lan vicdansızca. Ne yapacağım ben şimdi? Git bir tas daha iç. Çorabın tekini bul diye ayağına be. Onun iki dükkan altında bir çorbacı var, o da iç çamaşırı koyuyor. Bugün birinde bir kavga çıktı, biz adamı aldık getirdik. Fır mı çıkartıyorlar? Kavga. Kaç kişiler bunlar? Bir kişi efendim. Alın içeri bak. Gel bak buradan gel. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Gülüyor.
Kalemi çıkarın. Gemenin de kalemini çıkarttınız. Hani lan bir kişiydi, kaç kişi bunlar be? İsminiz? Benim. İsmin? Benim efendim. Senin anan avradın abi. İsmi başkomiserim. Ama benim bak, dinler çırpıldı geçti. Üst üste ben geldi. Ben ismini soruyorum, benim diyor. Hayır efendim, yani ismi benim, sizinki Cafer, onunki benim. Yani üst üste geldi de sinirleriniz bozuldu biraz. O da oldu ya, tesadüf burada. Tesadüf üstü geldi. Son ismin. Senin. Bu da mı tesadüf oldu? Son ismin. Senin efendim. Sana senin diyor ya kardeşim. Efendim ben... burada güler yüzle duruyoruz adamım. Ama benim senin efendim. Cafer Kıskıvrak, benim senin. Benim senin. Hatta hata ot at, kahla bana öyle. Ne iş yapıyor? Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'ndan enstrüman. Allah'ım sen kurtar. Ya Cumhur orada mı abi? Abi hoş geldin, biz seni bekliyorduk abi. Anlamadım. Ya sizi burada görmek... Beni bekçi yapacaksınız. Bana nereden adam getiriyorsunuz? Abi nasıl koyduk seni? Maşallah, Allah nasıl adam. Gel seni şöyle alalım. Aman rahatsız olmayın efendim. Sen misafirsin abi, senin gibi burada bir adamı görmek ne demek? Şöyle buyurun abi. Şöyle buyurun. Aman abi, bir hata ettiğim var. Ya çubuğu koruyorum, onu yastırmıştırayım. Çok güzel bir başı. Sağ olun. Bildiğin gibi sağ de. Sağ olun efendim. İşte sen niye oturuyorsun? Kalsana sen, niye oturuyorsun onu? Niye oturmayayım efendim? Onu yandan otursun da... efendim, o da otursun. He? Otursun. Otursun ya. Geldiniz ha, siz ha. Niye demiştiniz, demiştiniz? Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanist. Çok büyük adam ağabey be! Çok büyük adam. Abi ne içersek? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Al götür hepsini, ayıp ediyorsun abi, sen 40 yılda bir geliyorsun ya. Bir ada çayı alayım efendim. Ada çayı, der al abi. Bağla lan büyük adayı! Büyük ada! Büyük ada! Seni duyuyor mu? Karakola büyük adam geldi. Bir bardak çay ne? Gönder motorla. Biz Karaköy işlekesinden karşılarız. Tabağını kapat, soğumasın gelinceye kadar, tamam. Efendim rahatsız olmasaydınız, ben bir tavşan kanı içeyim. Tavşan kanı, derhal. Avcı Mustafa'ya koş, bir tavşan koy. İsterseniz size çok güzel yapıyorlar, acılı lahme acu yapıyorlar. Bir güzel yapıyor lahme acu. Yedin mi, kulağının deli yanıyor zamanı. Efendim çok teşekkür ederim, bende hemoroid var, acı yemiyorum efendim. Ne de olsa büyük adam koruyor mu? Hastalığı bile bizden daha lüks. Daha büyük. Biz nerede sana yetişemeyiz abi? Bende henüz basur var efendim. Bunda sivilce çıkıyor, bu amatördü abi. Bir şey mi dediniz? Bir çay alayım efendim. Çay, gel abi çay gönderin. Ben de bir kahve alayım. Ziftin pekini iç, kahve. Nasıl olsun oğlum? Çok şekerli olsun. Abi yuvara mı yap? Kullanmıyorum, sağ ol. Ne biliyorum abi, yak yuvara. Bir tane alayım. Demek şimdi burada görmek. Sen müstesna. Ya mı sen? Bir de kulağımın arkasına sokayım mı? Tabii yavrum tabii. Bir de gözünün deliğine sok. Şu gözünün deliği maşallah büyük koruyor burada. Çakmağı rica edeyim, çakmağı efendim. Lazım ol, lazım. Rica edeyim lütfen. Lazım, al, al oğlum al. Ulan ben o öldüreceğim, sen bugün. Şu kalemi de istirham edeyim. Başkomiserim kalemi hani biraz... Al yavrum, al vereceğim lan. Çay lan! Bağırma lan, büyük adam var, görmüyor musun? Kahve benim yavrum. Dikkat afiyet edin, şey bir öğrenin, bak bardak nasıl tutuyor, ne hareket ediyor, onlara çok dikkat edin. Buyurun. Aman, aman evladım, bir hata etme. Parası? Ya parası lan, koşuna bulduk oğlum. Al paramı oğlum, niye gidiyorsun, paranı alsana. Al paranı, üstünü hemen getir. Üstü kalsın yavrum. Sağ ol abi, sağ ol. Sizi görünce sevinçten ağlıyor. Sizi böyle alalım istersen. Teşekkür ederim, biraz rahatım. Bak dikkat et hareketlerine bak, bardağı nasıl tutuyor, koyuyor bak, aşağı bakıyor, bir mana var. Git, hadi. Atın, atın, attı.
karlık ya malan kibar ol. Ohumuz. Şapımız, şapımız. Efendim çok teşekkür ederim, makbule geçti. Buyurun. Makbule geçti efendim. Sabahleyin de arası geçti. Onlar bir işinden kaçıyor galiba. Efendim teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afif ol bakalım o sözü kapatsaydın. Ben bakarım fala. Ama kapatmadım. Ben açık fala bakarım zaten. Yavrum sana bir kısmet var. Allah aşkına. Nasıl bir şey, deve yükü gibi mi? Yok şöyle 35-40 santim. 5 dakika sonra mı desem? Bir saate kalmaz. Hemen yumurta için. Niye? Biraz sonra şarkı söyleyeceksiniz beye. Abi ne, nerede demiştiniz Riyaz Cumhur'un? Evet efendim, Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanist. Ne adam ya? Abi yoruluyorsun demiş. Evet efendim, çok yoruluyorum. Bilhassa başkanlar, elçiler geldiği zaman daha çok yoruluyorum. Bazen biz de gidiyoruz tabii, İngiltere, Londra, İtalya'ya bile gidiyoruz efendim. Olsun abi, nefes nefese kalıyorsun daha. Enstrümanımız nefesli değil mi efendim? Evet. Enstrümanı nefesliymiş, kıymetli alet. Yoruluyor ya adam. Evet. Şimdi arkadaşlar ben neyse, ben kafam biraz çalışır da bunlar anlamadı. Bu yani filarmoni böyle astrofistrin dedi mesela. Bu sizin midir efendim? Sizin şahsi malınız. Evet, mi? Daha doğrusu enstrümanınızı merak ettim. Onu merak ediyorum. Aleti. Tabii efendim, anlatayım. Benim enstrümanım şöyle bir şeydir efendim. Vallahi büyük adam var. Efendim üzerinde 5 tane, bir tane de altında olmak üzere 6 tane deliği vardır efendim. Affedersiniz, 6 delik değil mi? Evet efendim. Vay be aram. Arayacağız mısın be aram? Efendim alttaki deliğe bastığımda ses çıkar. Ne çıkar? Ses çıkar efendim. Affedersiniz, şaşkı müdür? Evet efendim. Destekle geliyorlar. Evet, sizin de dünyana kadar ilerledi be. Bak, ses taktırıyor be. Param olsa ben nihayet taktırmam. Ben merak ettim efendim. Enstrümanınız si bemol mü? Evet efendim, si bemol. Çok kıymetli bir alettir efendim, onu dikkatli saklamanız lazım. Ama var, ama var. Efendim, geçenlerde bir arkadaşıma vermiştim. Neyi? Enstrümanımı efendim. O da tutmuş başka bir arkadaşına vermiş. Ama çok hor kullanmışlar be. Eğer oğlu duymaz bilmez. Affedersiniz, portatif midir? Evet efendim, hatta destekle cebimde geliyor. Ne dedi? Cebimde bile taşırım efendim. Cebinde mi taşırım? Evet. Hem de iyi cebinde. Evet efendim. Vallahi bir adam be. Efendim iki parçalı. Kaç parça? İki parçalı. Birbirine vidayla monte eder kullanır. Vidalıyor musun? Evet efendim. Paranın gocu kor olsun. Paran olacak, alacaksın 15-20 parça. Vidala vidala. Eskidimi kaldır abi, al 10 parça. Ben ala vallahi bir kadar destek falan geldi. Bana ne pahalık geldi. Efendim geçenlerde başımdan çok müessif bir kaza geçti. Aman geçmiş olsun. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Çok affedersiniz ya. Cevap ediniz çok tatlı efendim. Sağ olun efendim. Caddeden karşı karşıya geçiyordum efendim. Bir kamyon gelip bana çarpmaz mı? Ben yuvarlanırken enstrüman elimden fırlayıp kamyonun tekerin altında kalmaz mı efendim? Elinizle mi geçiyordun bunu? Evet efendim. Yeydin malı meydandadır o. Nazar değdin, nazar. Efendim nasıl bağırdım, nasıl üzüldüm anlatamam. Nasıl bağırmam abi, nasıl bağırmam be? Bağırmağına kıyını kaçıyor da dünyayı yıkıyorsun be. Bu astrofistirin abi, ne diyorsun? Hem de kamyonun altında kalıyor, nasıl ezilmiştir, eğrilmiştir böyle. Evet efendim, ondan sonra elime tornavida çekiç aldım, düzelttim efendim. Çekiçten mi düzelttin? Evet efendim. O günden sonra da efendim, kendisine özel bir kutu yaptırdım, devamlı onda taşıyorum efendim. Malının kıymetini bilecek. Tabii. Korsun kutuya, kilitletsin. Kutu nerede? Kutu nerede? Nereye bırak? Üstünde oturuyor oturdu efendim. Şimdi... Ben ağa! Vallahi büyük adam ben. Efendim,
isterseniz açıp göstereyim. Aman ha! Aman ha! Bir neyse de benim gençler var, aşağılık duygusu gelir. Şimdi anlamadım oğlum, adam anlatıyor ya. Siz de ama yani cahilsiniz be. Arkadaşlar biraz daha rica ediyorlar efendim. Tabii efendim, ben orkestrada klarnet çalıyorum efendim. Ne yapıyorsunuz? Klarnet çalıyorum. Bu dediğiniz ama o düğünlerde öyle galaklı böyle delikler var üstünde. Evet efendim. Zurnaya benziyor. Evet, zurna da denir efendim. Köpek havaları filan, evet. Taksimler. Sizin işiniz o mu? O efendim. Kulangoz bu çocuğu. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi lan. Estribistleri başlıyor buna. Çekilin lan, dur geliyor, dur. Koş çay paralarını al. Bak bakayım ayağımın arasından golgurlar gibi gözüküyor mu? Gözüküyor. Nere nere nere. Kus lan gari oraya kus. Adamı nasıl koştuğunu anladım. Nasıl trepistrin olduğunu. Hakikaten anladınız. Siz böyle oyaladınız, ağzını aradınız onu. Tebrice, tebrice. Evet, tebrice. Benim oğlum bizim hemen. Allah bağışlasın. Halit Mecim. Geç. Geliyorum canım ha. Yürü ya, kıvırmadan yürü ya. Geldi öz düşmanı, geç ifadeni ver. Geç. Geç. Bu boş durmasın, kuru kahveciye götür kahve koysun içim. Adam. Adem. Sol adım. Civelek. Ne kuruyor, vazifene devam et. Civelek. Civelektir o, sen bakma. Babanın adı? Cavat. Sil Cavat ismini orada. Cavat benim rahmetli babamın adı. Rahmetli babamın adını yazamam oraya. Ay benim de babamın adı. Senin babanın adı Ahmet. Hayır efendim. İbrahim. Hayır efendim. Senle ne uğraşacağım lan? Yaz babası yok piç. Doğum tarihi. 1342. 1342. Hey, 1342. Yazdın mı? Yazdım. Emin misin? Eminim. Sana sorar mı vallahi ben bilmez miyim onu? Anlat. Dün akşam ben dinsörüm Türkmüt'ün evine gitmiştim. Kapıyı açık gördüm. Odadan içeri girdiğimde komedinin üstünde içki vardı, o içkiden içti. Orada bir şey gördük. Ondan içtim. İşte. Gerisini hatırlamıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Hep öyle oldu, hep öyle oldu. Sonra bir devam. Sonra efendim kalktığım zaman Sayın Başkomiserim Cafer Bey'i yanımda gördüm. Beni verdi, ben sarhoşlukla. Dansit yok, çıkar lan ben oradan, çıkar! Geç, kazı kadar adamsın. Yaz, yaz, ben söylüyorum ifadesini. Doktorun verdiği raporta göre bende Sahip Filmanan hastalığı var idi. Bunu niye durdum? Başkomiserim, Sahip Filmanan nedir? Hastalık oğlum, bir şeydir yani. Öyle bir yani bir... Yani binalaya bir... Faraz ayağım, onu öyle demek lazım ki. Yazsam oğlum, beni teftiş mi ediyorsun sen? Yaman, ben öyle manasını bilmediğim şeyleri yazmam. Oğlum yaz, işim gücüm var, horoz dövüşüne gideceğim lan. Bravo beyefendi, insan manasını bilmediği şeyleri yapmamalı efendim. Tabii öğrenmeli, ondan sonra yazmalı değil mi? Ama siz şanslı memursunuz. Şanslısınız, çünkü başınızda böyle hakikaten dirayetli, malumatı geniş, kültürlü, derin bir başkomisere sahipsiniz. Buradan bir başkomiser mi geçti? Yok, size söylüyorum efendim. Bu bütün güzel şeyleri bana mı söyledi? Tabii. Yalancının anası olsun bu lan. Efendim, mahiyetinizdeki bir memuru eğitmek sizin vazifeleriniz arasındadır. Şimdi memurunuzla Sahip Filmanan'ın manasını açıkça izah edersiniz. Yüksek bilgilerinizden hep beraber istifade ederiz efendim. Evet, dinliyoruz. Ben namaza gidiyorum. Vakti değilim. Kaza namazı lan. Uykuda gezme hastalığı. Uykuda devriye hastalığı, yaz bakayım. Ama benim öyle bir hastalığım. Hastasın, kim Allah'ın alamış seni. Lan be, kaldık topu Allah'ın şöyle bak ya. Lan bu be. Elinizi çekiniz oradan. Oraya geçin, dün akşam baskın olmuş, ifade veriniz. Adam. Rana. Yana. Lahana değil, Rana. Niye yazmıyor oğlum sen? Niye yanlış yazıyorsun? O sana lahana mı diyor, dili dönmüyor. Lahana değil o, bir rana. Başkomiserim, niye harfi kayıp? Yine mi düştü harfi? Harfi arayın. Harfi bulun bakalım. Şeytan adı koçur değil, buldum. Ulan bu bizim karakolun değil, bu Balat karakolun. Oradan gelmiş buraya, gönderin bunu.
Seferi ben buldum galiba. Ben buldum, ne göz var bir, hemen ne göz kes gibi. Buldum da verdim ya. Ben buldum. Siz kim buldu? Siz. Ben buldum, niye yalan söylüyorsun? Buyurun, bizim burada. Barnaba diye kağıda yazacak. Soyadım Şaheser. Şaheser, şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Başkomiserim, duyup duyken şeyime basıyor. Şeyime bastın be senin, ne dedin? Burası hem benim memurumun şeyine nasıl basıyor lan? Şey harfini bulamadı, biz de bastık. Allah cezanı vermesin, hadi sana yardım ediyor. Sen de oradan hemen talaşlanıyorsun bir. Ali! Ali! Buyur ben Ali! Ali! Ulan ayı! Buyur ben gel! Bak şurada bunu geziyorlar, bir bak bakalım oraya. Babanın adı Ali! Ayı! Doğum tarih! 1920! 1300'ler bitti, 1900'ler başladı. Vatan aynı karakolcu şu durumda bırakmak için kalkıyorsun 1900'larda doğuyorsun. Kolay sayıda doğamam, 1'de, 2'de, 3'de. Ne demiştin? Doğum. Ya sezerye. Ama dün gece Cafer Bey'le buluşmak üzere. Çıkar Cafer oradan. Çıkar Cafer oradan, geç oraya. Karışmama da kim ben gerek, komiser bey. Seni alçak namussuz kadınlarla basılmaya utanmadın mı? Ben kadınla basılmadım, erkekle mısın? Evet, çalmadı ki. Çalmadınız, ha evet. Çalmadı başkomiserim. Gizlisi, sen bilmezsin onu. Komiser bey, ne diyor? Beni kocamın koyuna giren bu alçak namussuz utanmaz erkek. Nereden tanıyorsun adamı, tanıyor musun? Senin kocanın ahlakı bozuk, el alemin koyuna giriyor. Ben artık belki de yaşayamam komiser bey, ben ne yapayım şimdi? Seni ben alırım, ben adına gidiyorum. Gel, kim varsa alın içeriye. Tamam. Ezrail geldi, ah! Buyurun, ne istiyorsunuz? Sizi ilgilendirmez. Ben buranın başkomiseriyim. Ne zamandan beri? Hanımefendi, bu masaya vuramazsın, bu masa devlet malı. Alüminyum baş bu. Ne baş? Bak orada numarası var, alüminyum baş. Bahır baş lan! Madem baş! Şöyle geçin, ne istiyorsunuz? Ya sebepsiz. Bensin. Buyurun. Söyleyeceğim, görüyorsun ki sinirliyim. Sinirsen gidersin, elektrik şokolat olursun. Buyurun, anlatın. Amir bey, ben kocamın bana ihanet ettiğine dair bir zabıt tutturmuştum. Ne zaman tutturdunuz? Dün tutturdum efendim. Taze evrak muameleye konmaz, 3 ay sonra gelin. Şimdi tahkikata bakacağım. Bakmıyorum, git istediğin yere şikayet et, hadi git. Ben de savcılar. Otur, bakılıyor canım, şakadan anlatın. Merhaba, geç, geç, geç. Nerede içeride bekliyor, fenalık geldi. Merhaba Cafer bey. Siz Sami Bey'in karısı mısınız? Evet. Utanmıyor musunuz, randıman evlerinde basılmayı? Hayır, ben oraya, Allah'ın emriyle mürvet görmeye gittim. Geç oraya. Geçelim, oldu. Allah Allah. Ne oldu? Allah Allah. O gülü kafanda nasıl yetiştirdin? Suyunu kulağından mı veriyorsun? Ne? Cafer Bey amca! Bağırma lan, zibidi, ne bağırıyorsun? Kim bu bey? Geç bakayım şuraya. Sen bir kızı mısın? Ha? Utanmıyor mu lan, baca kadar bu o evlerde basılıyor oralarda? Ama ben orada basılmadım. Ya çık kalın, konuşma. Dur hadi. Herkes kocan ifade verecek, hiç öyle bağırma çağırma istemiyorum. Buyurun, anlatın bakayım size. Cafer Bey amca, ben balayını geçirmek üzere nikahlı kocam Turgut'la beraber o eve... Bir dakika. Kocanızı gösterebilir misiniz? Kocam. Aha şu de, abartmayın. Aha şu mu? Kocam. Ulan senin nikahlı karın var da ne bileyim, haberim yok ulan! Nikah! Kavga durdu mu lan? Durdu başkomiserim! Başkomiserim, hesabınız efendim. Böyle bütün hesabım. Evet efendim. Yavrum üstü kalsın, can arkana. Abi ama olur mu şimdi bu, yapılır mı? Kadın arabamı renk. Durna kavgası mı yapıyorsun? Ama kabahat sizde de, kabahat bende de de. Bütün kabahat benim gibi hiç tahsil olmayan başkomiseri karakola verendi. Bir kere daha itlif ediyorum, vallahi bu cehaletim nasıl Arap saçına döndürdü durdu işleri, yıllardan geri benim valla. Sen kaça kadar okudun? Efendim ben 3 sene Edebiyat Fakültesi'ne gittim, ondan sonra 2 sene kadar Tıp Fakültesi'ni okudum, en sonunda Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Benim istikbalime sen mal oldun. Bana okuyacak okul bırakmadın lan. Yeğenim, vallahi tahsilli adam olduğumu çok seviyorum abi, helal olsun. Bak, iyi işin efendim. De bakayım, gel, geç. Yeni evlisiniz, bak sana bir nasihatta bulunayım kızım. Evlilik, denizde giden bir gemi. Öyle düşün. Deniz bu ya, bunun fırtınası olmaz mı? Doğru. Rüzgarı olmaz mı?
Sakin zaman mı? Oracık et sakin olmaz. Bana tatlı yuvayı pekleştirir. Maksat el ele verip o fırtınadan gemiyi göndermek, kurtulamak. Tamam ya? Doğru ama bizim zaten kabahatimiz yoktu. Tesadüfen oradaydık. Şimdi ben oğaladım ya. Ben oğaladım. Burada tesadüfler hep böyle bir evet, şey olmuş. Evet, yanlışlık olmuş. Hadi Allah mevsetsin, evlendin gelsin. Babana selam söyle. Kocanın, karının kıymetini bil. Olur. Bu da babanın hatırası. Sarma kalem al götür bunu. O sizde. Sen o yaptın. Sizde kalsın efendim. Yok. Baba hatırasına hürmet et oğlum. Hayır. O kalem sizin olsun. Nahir. Hoş gözlerim, tanıştığımıza memnun oldum. Çok memnun oldum. Oğlunuzu da tanımak bu isterim. Bu sene mezun oluyor. Size gelince genç, güzel bir kadınsınız. Kendinize güzel bir yol çiziniz. Artık bu yerlerde olun. Evlen, çoluk, çocuğa kavuş. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle. Siz serbestsiniz, gidebilirsiniz. Aa, çok teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Sizin yanınıza bekçi vereyim. O neden o? Bu saatte, yolunda iki kadın yalnız olmaz. Cafer Beyciğim, ben de müsaadenizi rica etsem. Müsaadesizlik. Yalnız gitmeden evvel size bir şey sormak istiyorum. Bana akıl verir misiniz? Buyurun, buyurun, buyurun. Cafer Beyciğim, benim kızım var ya kızım. Sakız çiğnemesini çok seviyor. Gördüm, demin ağzı oynuyordu. Ve her yerde sakız çiğniyor. Çocuk ya, çiğnesin. Hatta tuvalette bile. Diyorum ki, acaba tuvalette sakız çiğnemek günah mıdır mı bakma? Bence günah olacağını zannetmiyorum ben de. Belki tuvalette sakız çiğnemenin bir sakıncası olabilir. Nasıl? Birisi kızını görür, ağzı oynuyor, belki boğuyor zanneder. Kadının derdine bak, bana ne soruyor. Koruyorsun değil mi? İşte, git çocuğumuz, koruyorum. Beni bak, şurada yorgunluğumu koruyorum. Fakat yine de iyi dayanıyorum. Hakikaten işin çok zormuş Cafer senin. Hey, ne yapacağım ya, zaten hiç zor olmadı. Var ya kadro yetersizliğinden 4 gün 4 gecedir nöbet bekliyormuş. Bu çocuk mahvoldu, bitti. Bunun da bir ağası var biliyor musun? Ağası sabahleyin bekçiye sormuş, meraklanmış. Ben bunu göndereyim, gitsin bu istirahat etsin, onun yerine ben bu gece nöbete kalırım. Ben eski toprak, bana bir şey olmaz. Yarın akşam gelir. Sen bilirsin. Hadi yavrum. Sen bana bir şey yapsana. Kıymalı bir yaprak sarması yapsana. Nasıl canım istiyor biliyor musun? Yapayım ama biliyorsun ayın sonu. Tamam be, sen de nereden çıkartıyorsun kıymalı yaprak sarmasını, hiç sevmem zaten be. Zorla mı yedireceğim bana ya? İstemem kalsın, yapma, yapma diyorum. Sen sade suya papara yap, her zaman gel. Yesem yesem bıkmıyor. Başkasım, ne diyor ha? Size bir telgraf var. Hayırdır inşallah, al şunu götür açsın. Hayır olsun dayı. Ulan, gel bakalım. Okumak bilmezsin, merak edersin. Vicdanın el vermez, onu uyandıramaz. Gel de oku bakalım şimdi. Gel, ne istiyorsun? Efendim, enstrümanımı unutmuşum, onu almaya geldim. Ben de gözlüğü evde unuttum, yaşlandık artık. Gözlük yok, bunu okuyamıyorum. Şu telgrafı bana bir söksene bakayım. Dağ ediyorum biliyor musun? Sevgili babacığım. Benim oğlum bu sene mezun. Bu telgraf oradan geliyor abi, başım döndü, kusura bakma, ben bir çökeceğim. Mezun oldum, kurallar çekildi. Cibali Karakolu'na başkomiser tayin edildim. Sizin ve annemin ellerinden öperim oğlunuz. Ağlıyor musunuz? Soruyor, ağlıyor musun? Ağlıyorum, ayıp mı abi? Ama o bilmiyor ben ne ağlıyorum. Ben neşemden ağlıyorum, gururumdan ağlıyorum. Oğlum işte helal olsun. Mezun oldu. Babasının yerine çalıştı karakola.
Komiser daim oldu abi, bundan daha güzel bir şey mi olur? İşte emniyet kadrosu bu abi. En az ortaokul mezunu, lise mezunu, kolej mezunu, en üstü mezunu, üniversite mezunu. Okumuş adam, okuyan adam, kültürlü adam, kanunu okur abi. Kanuna göre hareket edilir. Ya benim gibi cahil olursa kafadan Arap seçime gidiyor. Ağlıyorum ya, ayıp mı lan? Ben ayrılıyorum zaten, ben ayrılıyorum. Şu karakolun çatlak duvarlarına bakıyorum. Şuramda bir şey yanıyor abi. Bu meslek öyle meslek ki bilmeyen bilmez abi. Bayram, pazar bilemezsin. Hasta olsan yatamazsın. Çocuğun doğsa göremezsin. Anan ölse gömemezsin. Böyle meslek abi. Ecelinle bile ölemezsin.